Günaydınlar, günaydınlar olsun efendim. Ekran başına hoş geldiniz. Beyaz Magazin vaktidir. Yazdıklarında, iş yerlerinde, evlerinde şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan kocaman öpücükler, selamlar, sevgiler olsun. Bilal Özcan ve Pınar İliçe'yle yine şahane bir yayın hazırladık sizlere. Evet efendim, yaza damgasını vuran Beyaz Magazin'e hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Harika harika güzel yayınlar yapıyoruz sizinle. Bugün de yine bomba konularımız var. Telefon bağlantılarımız var. Aman ha, sakın ekran başından ayrılmayın diyoruz. Merhaba. Merhaba. Türkiye'nin en iyi, en çok izlenen, seyredilen, reyting alan ve en çok konuşulan, en farklı magazin programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bir alkışlar açıyoruz. Bu da bizim totemimiz oldu, biliyor musun? Yine çok konuşulacağız çünkü. Ay Bilal Beyciğim, bugün sarı civciv olmuşsunuz. Evet. Mini kuş vardı ya Susam sokağında. Benzemiyor mu Allah aşkına izleyicilerimizin soralım. Vallahi mini kuş. Vay, çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Tam bir yaz ekranı, rengarenk. Evet. Tam bir yaz ekranıyız bugün. Didem de öyle. Evet, tavus kuş uğur getirsin. Evet. Yine çok güzel konuşuyoruz. Konularımız var. Evet. Az sonradan da seyircilerimizin gördüğü üzere ilk kez bizde duyacağınız ve olay yaratacak, gündem olacak haberlerle yine karşınızda olacağız efendim. İletişim adresimizi de verelim. 0552 770 0623'ten bizlere ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp ihbar hattımızdan. Yine bomba konularımız var. Elon Musk geliyor. Ya, ne için? Ne bileyim. Yusuf Dikeç için. Allah Allah. Peki neden? Wow. Neden? Ya, var yine bir şeyler. Gelişmeler wow. Sadece Beyaz Magazin'de olacak. Evet. Skandal. Tarkan'a sabotaj, skandal. Ya bu Tarkan'a ne Tarkan oldu? Tarkan için yapılmaz böyle bir şey ya. Niye yaptınız bir şeyler oluyor. Ya? Kimler yaptı? Ben bir araştırma yaptım, onu da açıklayacağım. Açıklayalım mutlaka. Neden olduğunu, evet. Tarkan'a sabotaj. Ve ayrıca. Ve skandal ayrıca, hakikaten. Ajda Pekkan'la ilgili bomba şeyler var. Bilinmezler var. Dün konuştuğumuz konuyla mı alakalı? Ajda Pekkan, konuyla. Semiramis gerginliği. Evet, evet. Gerginliğiyle ilgili bomba açıklamalar var. Bu arada İbrahim Tatlıses ve Şule Hanım ve Dilan Hanım'la ilgili bomba şeyler var. Çok telefon görüşmeleri bence yaptım. Bence Pınar'da dün. Da özel detaylar var, var gibi hissediyorum. Var, var, var. Konuşacağız bat, bugün. Patlayacak çok bugün doluyum yayında. Bugün. Heybe dolu bugün, heybe dolu. WhatsApp ihbar hattımızı tekrar evet, hatırlatalım. 0552 770 0623. Sizden de istihbaratımız. İhbaratlarınızı, haberlerinizi bekliyor olacağız efendim. Bekliyoruz. Önce gidelim mi magazin turuyla? Hadi buyurun haydi gidelim. Bakalım. Beyaz Magazin'in hazırladığı magazin dünyasının en renkli ve en güncel haberleriyle magazin turu başlıyor. Avrupa'nın en büyük podyumunda ünlü isimler boy gösterdi. Ünlü model Demet Şener ve Vilma Elas'ın da yer aldığı defile için Avrupa'nın en büyük sokak podyumu kuruldu. Gerçekten Türk modası hakikaten dünya modasına yön verebilecek kalitede ve güzellikte. Sultanlarına destek için yola çıktılar. Özge Özpirinççi, Hazal Kaya ve Aslı Kızmak, Amili Kadın Voleybol takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşılaşacağı maç için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Hande Erçel'in mutlu pozları. Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı, ablası Gamze Erçel ve eniştesiyle Yunanistan tatilinden mutluluk kokan fotoğraflar paylaştı. Boz fit vücuduyla görüntülendi. Ünlü şarkıcı Murat Boz, Bodrum'da konakladığı otelin plajında fit vücuduyla dikkatleri çekti. Dilan Çiçek Deniz aşk tatilinde. Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le aşk yaşayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Türkbük'ünde kameralara böyle görüntülendi. Demet Özdemir'e İspanya'dan övgüler. İspanya'nın ünlü dergilerinden Mia Revista adlı dergide güzel oyuncu Demet Özdemir için onu farklı kılan çok yönlülüğü. Oynadığı karakterlerle bizleri güldürdü, ağlattı ve şüphesiz derin ızdıraplar yaşamamıza neden oldu. İrem Sak'a Monaco yolu gözüktü. Oyuncu İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın Monaco takımıyla anlaşmasından sonra iddialara göre ünlü çift Monaco'da ev bakmaya başladı.
karşınızda Hadise'nin dublörü. Bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcı Hadise'nin sesini o kadar iyi taklit ediyor ki adeta dublörü gibi. O yüzden tabii ki beni seçmeni çok istiyorum ama ister Murat'ı seç, ister Gökhan'la Hakan'ı seç hiç fark etmez benim için. Eminim Acun da benimle aynı fikirdedir. Hadise'den anlamsız tepki. Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla bir sosyal medya platformunun erişiminin engellenmesine tepki gösterdi. Hadise'ye ufak bir hatırlatma yapalım. Atatürk'e hakaret içeren mesaj ve yorumlar ikaz edilmesine rağmen kaldırılmadığı için erişim yasağı konuldu. Yalnızım demişti. Sevgilisiyle mi görüntülendi? Oyuncu Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda çok yalnızım demişti. Ancak bugün yanında sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendiyle işte böyle görüntülendi. Aşkın dünkü çocukları sete çıktı. Kadrosunda Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür gibi isimleri barındıran filmin çekimlerine başlandı. Aytaç Şaşmaz'a aşk mesajı. Oyuncu Aytaç Şaşmaz sosyal medya hesabından doğum günü pastasıyla yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayanlara iyi ki varsınız notunu yazınca sevgilisi Cemre Baysel asıl sen iyi ki varsın diyerek sevgilisine doğum gününde en önemli hediyeyi vermiş oldu. Diva filmde oynayacak. Diva Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı ve oynadığı Kutsal Damacana 5 zombi filminde oynayacak. Serçe'den Demet Evgar'a şarkı. Türk tiyatrosunun ilk kadın tiyatrocusu Afife Jale'nin hayatını konu alacak olan Afife adlı oyunun başrolünde Demet Evgar oynayacak. Minik Serçe Sezen Aksu, Afife karakteri için Demet Evgar'a özel bir şarkı hediye etti. Eser müzikalde etkileyici bir final şarkısı olarak seyirciyle buluşacak. Güler'in hayatı film oluyor. Dünyanın en önemli foto muhabirlerinden biri olarak kabul edilen Ara Güler'in hayatı sinema perdesine Merhaba adlı filmle taşınıyor. 83 yaşında baba olan dünya yıldızının oğlu, Oscar ödüllü aktör Al Pacino ve genç sevgilisi Noor Alpallah geçtiğimiz senenin Haziran ayında çocuk sevinci yaşamıştı. Ünlü çiftin çocuğu Roman 14 ay sonra görüntülendi. İstanbul'da estetik faciası. Estetik ameliyatı olmak için İspanya'dan İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği operasyondan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Şimdi Murat Boz'la açalım istiyorum öncelikle ben. Çünkü daha yıllar önce onun böyle göbekli hatta göğsü olan resimleri paylaşılmıştı. Hı hı. Bir tatil beldesinde. Belgesi. O gün bugün Murat Boz böyle fit vücuduyla karşımıza çıkmaya başladı. Evet. Yine aynı şekilde görüyoruz. Evet, iyi Murat çalışmış. Ya şimdi Murat Boz, ya aslında şöyle söyleyeyim, yaz ayı geldiği zaman sanatçıların kabusu oluyor. İşte o denize girdiğin zaman kadınlarda selülit, evet, erkeklerde göbekti. İşte meme olayı konuşuluyor. Ben çok seviniyorum. Ben çok seviniyorum bu duruma. Artık erkeklerin de vücudu konuşuluyor. Çünkü gerçekten her yaz kadınların böyle selülitleriyle, İşte kilolarıyla vurulmasından son derece rahatsız oluyordum. Ama görüyorum ki artık erkeklerin fiziği de konuşuluyor. Bu çok güzel bir ilerleme. O yüzden de tabii ki her sanatçı kendine bakacak her şeyden önce. Fiziğine bakacak, tabii, sesine bakacak, sağlığına bakacak. Bir soru sorabilir miyim size? Tabii. Yani favoriniz göbekli erkekler değil mi kadınlar olarak? Yok. Benim öyle şekil, benim ya favorim merhametli de erkekler. Yok bak, fizik konuşuyoruz. Ben fizikle işim yok benim. Benim için fizik üçüncü, dördüncü, beşinci plandadır. Sizin için göbek.
Ama göbeği tercih etmeyiz tabii yani ki, sevmeyiz. Hiç sağlıklı olmasından yana olurum yani. Ya çoğu kadın... Kilo benim, biraz yaşı büyük gösteriyor bile. Benim kanaatimce yani göbekli erkeklerden şikayetçi olmaz. Erkekte göbekli olmaz. Sen dememiş miydin? Erkekte göbek aslında onun zenginliğini gösterir diye. O zaman senin multimilyoner olman lazım da. Demiştin öyle bir şey söylemiştin. Öyle bir şey söylemiştin, evet. Ama böyle bir şey yok. Ama gerçekler böyle değil. Yani ya şimdi, görsel bir iş yapıyorsan her zaman fiziğine dikkat edeceksin. Evet, edeceksin. Evet, ben Murat Boz'un paylaşımlara biraz şaşırıyorum tabii. Şaşırdım yani fiziğiyle ilgili. Çünkü şortunu hafif böyle aşağı doğru indiriyor, mayosunu. Aşağı doğru vücudunu belli ediyor, kaslarını belli ediyor. Buna ne gerek var ya? Gerek var? Yani niye bu kendini böyle göstermek? Bir teşhircilik mi hissediyorsunuz? Yani öyle bir şey hissediyorum. Hmm. Niye yani vücudunu bu şekilde sergiliyorsun ki? Sen aslan gibi bir adamsın zaten. Bundan şüphe duyan yok. Şüphesi olan yok Murat Boz. Yani sen sesinle varsın zaten. Bu fizik sosyal medya baskısı. Erkeklere özellikle. Ya, yıllardır kadınlara yapılıyordu bu baskı. Şimdi, öyle, evet. Şimdi biraz da erkeklere. Bir de canıma değsin. Pınar Elçay'ın da desteklediği bir şey bu durumda. Evet, çok seviniyorum. İlk hali o göbekli, hatta göğsü var. Operasyon geçirdi o göğüsler. Bence erkekte de bu ciddi bir problem. Operasyonu da geçirmiş. Jinekomasti deniyordu galiba, eğer yanılmıyorsam. O operasyonu geçiriyor. Evet. Ve sıkı bir peris programı ve sporla bu hale geliyor sağdaki gibi. Karın kaslarını da yaptırmış o. Öyle mi? Yani öyle ama geliyor. Spor yapıyor. Yapsın. Ya o karın kasını onu yapıyorlar, öyle gelmesi yıllar alıyor biliyor musun? 5 yıl 10 yıl böyle gitmesi lazım hiç bırakmadan. Yani bir anda böyle karın kası çıkan insanlar o bir anda olmuyor. O plastik cerrahiyle oluyor. Çok var ünlülerden yaptın onu. Erkekler. Çok var. Baklavalar falan yaptırıyorlar. Artık erkekler de estetiğe çok sardı, farkında mısınız? Yani parası olan, görünümüne önem vermek isteyen yaptırıyor. Çok enteresan. Ama kadınları geçemeyiz tabii, erkekler. Ama bazı kadınlar operasyonlar çok feminen duruyor mesela. O kalkık bir burun atıyorum erkekte, o dolgular. O tabii falan. Ki. Mesela bir erkek dudak dolgusu da yaptırmamalı yani mesela. Yani ya, kim mümkünse yaptırıyor ya? Yok ya. Aa, yaptıran var. Yaptıranlar dudak var. Dolgusu evet, yaptıran erkek var. Var. Tabii, olmaz mı? Ya güzel güzel. Şimdi tabii bu kilo vermenin ve fiziğinin de güzel olmanın insanda verdiği bir özgüven olduğu zaman ister istemez bunu herkes görsün istiyor Bilal Beyciğim. Evet. Siz yaptırmıyorsunuz artık değil mi? Bir yaptırdığınız kaldı orada. Ne yaptırdım ben? Yenilemiyorsunuz. Neyi yaptırdım? Ya ben ne olur Allah ya. Allah. Ya yok ya. Böyle ya, bir şey yok ya. Allah'ım ya. Ya, ya ben bunu sana... Beni estetik güzeli yaptı soruyorum. Çıktı Bilal arkadaşça Beyciğim ya. Arkadaşça soruyorum ya. Arkadaşça mı? Evet. Peki. Arkadaşça soruyorum peki, ya. Peki, teşekkür ederim. Şimdi hadiseye devam edelim istiyorum. Çünkü o şu anda Türkiye'de erişim engeli olan sosyal medya platformuna neden erişim engeli olduğuna dair bir tepki ortaya koymuş. Bir yazı paylaşmış. Nasıl, X platformunda nereden? Tepki gösteriyor. Hangi platformdan paylaşmış? X'te. X'te paylaşmış. Aynen. Neden böyle bir erişim engeli var diyor. Tepkisini ortaya koymuş. Milyonlarca da takipçisi vardı Instagram'da. Neden çekiniyor olabilir ki? Bir sanatçı zaten sanatını her alanda yapabilir. Evet. Yani sosyal medya platformu olsa ne olur? Olmasa biz ne olur? Yıllar önce, şey ne? Biz yıllar önce nasıl yaptık? Bravo. Sosyal platform mu vardı? Instagram mı vardı? O mu vardı? Bu mu vardı? Şey mi vardı? Google mu vardı? Oluyor. Yani eğer ki sen doğru şarkılar yapıyorsan, doğru strateji uyguluyorsan yapıyorsun yani. Ben var ya çok mutluyum ha. Detoks yapıyorum kendime. Sosyal medya detoksu yapıyorum. Tabii ki ama burada şöyle de bir durum var. Çok mağdur olan insanlar da var. Çünkü oradan satış yapanlar var. Küçük esnaflar, ev kadınları, işte o örgü işlerini falan paylaşanlar. Onlar biraz sıkıntıya girdi ama ben bunun çözüleceğini düşünüyorum. Yani evet, bir tane evet, daha. Yani sonuç itibariyle dünyanın sonu değil. Ben hadisenin yerinde olsam derdim ki yani Türkiye'nin ünlü bir sanatçısı olarak, ey Instagram, neden kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söylediklerini yerine getirmiyorsun hala? Hala neden bu işi böyle inatlaşıyorsun, sürdürüyorsun? Instagram diye Instagram'a hesap sorardım. Hadiseden ve bütün ünlülerden benim beklentim bu. Hadise henüz yani, farkında değil herhalde neden erişim engeli olduğunun, katalog suçlar katalog dolayısıyla. Suçlar, evet. Bu suçların hangi kapsama girdiğini değil mi? Bakanlık bir açıklama yaptı aynen. Bu konuda neden kullanmamamız gerektiğini, yasal olmayan yollarla neden girilmemesi gerektiğini değil mi? Yani, ama henüz farkında değil galiba. Değil ki demek ki bu tepkiyi yaparken vermiş. Bu arada Instagram'a ne oluyor ya Allah aşkına, Instagram yöneticileri yani... Atla deve mi sizin için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koyduğu kuralları yerine getirmek? Yani
Türkçe bilen editörler işin başına getireceksiniz. Zaten bilgisayar her şeyi takip ediyor. Yapay zeka her şeyi takip ediyor. O katalog suçları yakalayacak anında yapay zeka editörlere bildirecek. Ondan sonra işlem yapacaksınız. Bu kadar basit yahu. Bilmiyorsanız kalkın oradan. Bizim neydi o? Hı? Bizim TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız bunu bir günde çözerler ya. Allah Allah. Şimdi Instagram ipi un seriyor. Başka bir şey. Şimdi tabii bu böyle olunca ister istemez gündemimizde olduğu için değişik yerlerden değişik şeyler alıyorum. Yani duyumlar alıyorum. Normalinde TikTok denen mecra kendi çıkan ülkesinde yasak. Mesela Güney Kore, TikTok'u erişimi yok sağlayamıyorsun. Yasaklamışlar. Yani dediğim gibi sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin belirli bir istekleri varsa bu da zaten kendi çoluğumuzu, çocuğumuzu ve kendimizi korumak adına aslında. Evet. Neden bu kadar tepkililer anlamıyorum. İlla ki düzelecek bu olay yani. Biz evet. şartlarımızı ortaya koyduk. Dedik ki bu şartlara uyarsanız erişim engeli açılsın dedik. Hala daha yapmamakta diretiyorlar. Ama ki katalog suçlar kapsamında bizim milli değerlerimize saygısızlık yapılıyor. Tabii. Cinsel istismar özendirici gösteriliyor. Çocuk istismarı gösteriliyor. Tabii. Devlet büyüklerimize hakaret ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ümüze hakaret ediliyor. Aleni bir biçimde bu paylaşımlar engellenmiyor. Üstüne üstlük herkesin göreceği şekilde de paylaşım etkileşimi arttırılıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Evet. Çok çabuk yayılması sağlanıyor. Evet. Bakalım önümüzdeki günler hadise göreceğiz. Demişken, bir de hadiseyi taklit eden bir kız şu anda viral oldu. Gördünüz mü? Evet ben onu gördüm. Bir izleyelim yönetmenimden rica edeyim. Evet. O kız biliyor musun? Aynısını yapıyor bak sesini. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gözünü kapat hadiseyi duyuyorsun. Bu kadar olamaz. Bakayım. Ses. Yani sesinde başka bir şey var. Öncelikle hoş geldin. Sana şunu söylemek istiyorum. Sesi beni çok etkiledi. Yani sesinde başka bir şey var. Enerjin çok başka. Sahneye çok yakışıyorsun. Performansın çok iyi. O yüzden tabii ki beni seçmeni çok istiyorum ama ister Murat'ı seç, ister Gökhan'la Hakan'ı seç. Hiç fark etmez benim için. Eminim Acun da benimle aynı fikirdedir. Senin çok iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Buradan da söz veriyorum. Beni seçersen bir gün konserlerimden birinde seninle düeti yapmayı çok isterim. Gerçekten seni gönülden tebrik ederim. Bu playback ya. Yok bu playback. Ya. Aynısı ya, bu kadar playback olamaz. Ya. Tonuna kadar, o artikülasyonuna kadar, o kelime vurgularına kadar emin yapıyor ya. Emin misiniz arkadaşlar playback olmadığına bunun? Bu kadar bir benzerlik olabilir mi? Tamam bu ilginç bir şey ama kime ne faydası olacak? Bundan ne olacak yani? Bundan ne çıkar sonuçta? Ben ilk izlediğimde şey dedim mesela hani bu ama seslerin üstüne konuşuyorlar olmuş. Ya hani. Evet. Bazı ünlülerin sesleri üzerine playback yapıyorlar. Keşke bir de şarkı, öyle değilmiş. Ki şarkı söyleseydi bakalım şarkıda da sesi aynı olacak mıydı? Aynı sesi şarkı yapabilir. Şarkıda da ama yeteneği yok demek ya. Hmm. Şarkı konusunda yeteneği yok. Ya ama bunun kime ne faydası var? Nerede ya? Kullanacaksın bunu? Nerede kullanabilirsin yani? Tamam. Ama tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey bakın. Nasıl yani? Yani şimdi hadise diye birini arasa yani değil mi telefonda konuşsa. Valla beni arasa hadiseyim dese ben yutarım. Ben de yutarım. Yutarım yani. Tamam, bu öyle, konuda tehlike. Anladım. Öylelikle radyolar. En büyük tehlike yapay zeka ona bakarsan da herkesin da artık birebir görüntüsü sesi birebir yapılabiliyor. Evet. Yani radyolarda iş bulabilir belki. Yani. Yani şakalama yapar, şaka programı yapar. Evet. Olabilir evet, öyle. Evet. O olabilir. O işe yarar. O işe yarar. Bulduk. Bulduk. İşe yarar bir şey bulduk. Bulduk. Evet güzel. Bir tek seni yapamıyorlarmış abi. Nasıl? Neden? Senin benzerini daha yapamamışlar. Ah canım ya. Yine bir örneğin daha yokmuş. Ya ne oluyor ya? Seni, araştıracakmış uzmanlar. Ne kuruyorsunuz Bilal yine? Nasıl? Nasıl bir adam? Ne orijinal bir tip diye. Ne kurdunuz yine? Bilal Özbilge mi var bu işin arkasında? Vallahi bilemiyorum. Olabilir. Evet. Peki şimdi Diva filmde oynayacak. Bülent Ersoy. Ve kimin filminde tahmin edin? Şafak Sezer'in. Zombi filminde bir de. Yemin et. Vallahi billahi. Şaka mı? Evet. Filmde oynayacak. Şimdi çok merak ediyorum. Komedi filmi çünkü Şafak'ın. Ve mizahı da bildiğiniz gibi hani çok sevilen biraz argo mizah. Ya, evet ama ben Şafak'ı severim. Tek güldüğüm. Tarzı var. Evet gülerim ama çok seviliyor. Evet. Ya şimdi çok şaşırdım. Bülent Hanım'ı şimdi böyle bir hayal ediyorum. Düşünüyorum o filmde. Evet o film
Çok merak uyandırır ve izlenir. Ama orada ne yapacak? Zombi filminde Bülent Ersoy ne yapacak? Rolü her şeyi, ne? Her şeyi yapar ya. Rolü ne? Her onu merak yapar. Ettim. Onunla ilgili bilginiz var mı? Hayır. Hangi karakterde olacağını bilmiyorum ama yani Bülent Ersoy her rolün altından kalkar ya. Valla ne yani, zaman izleriz? Halleder sabırsızlıkla bekliyoruz. İşte çekimleri, yani. Çekimleri başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şafağın senaryosu. Kolaylıklarla işi. Çekilsin inşallah. Evet. Yine muhtemelen kendi onun bir ekibi var ya. Yine o ekipten alışık olduğumuz oyuncuları göreceğiz. Kutsal Damacana oyuncularından. Evet. İşte güzel diğer, düşünülmüş bir şey. Diğer projelerinden. Çok ama Bülent Ersoy'u merakla bekliyoruz yani gerçekten. Nasıl karşımıza çıkacak yakışır diye. Yakışır Bülent Hanım'a. İnşallah hadi bakalım. Peki şimdi Beyaz Magazin her zamanki gibi bombaları patlatmaya devam ediyor. Her konuştuğumuz haber olay oluyor. Önce Kerem Bürsin, Mehmet Ali Erbil polemiğini patlatmıştık. Sonra da Çağla Şikel ve Nail Gönen'le barışmasıyla şu anda her yerde, ana akım medyada, gazetelerde ve sitelerde dün bizim haberlerimiz konuşuldu. Evet. Teşekkür ediyoruz buradan da bizi zikrederek haberimizi yayınlayan tüm basın kuruluşlarına dedikten sonra önce haberimizi izleyelim, ardından yorumlarımızı buradayız. Evet. Evet. 2024. Dördler Mustafa Dördler. Evet. 2024. Hadi yakışın. Yine olay. Yine Beyaz Magazin. Çağla Şikel ayrıldık dedi. Eski sevgilisi Nail Gönen'le ayrıldık arkadaşız dedi. Ama Beyaz Magazin barıştıklarını böyle belgeledi. Çağla Şikel'le Nail Gönen'le ilk kez sarmaş dolaş. Önce Mehmet Ali Erbil, Kerem Bürsin olayını patlattık. Oyunculuğunu görüyorsunuz. Yarın yamalak Amerikan vari Türkçesiyle oyunculuk da yaptığını sanıyor. Şimdi de Çağla Şikel, Nail Gönen'le barışmasıyla magazin basınının manşetlerini süsledik. Evet. 2024. Dördler Mustafa Dördler. Beyaz Magazin bombaları ard arda patlatıyor. Ana akım medya, gazeteler ve siteler dün Beyaz Magazin'in sarmaş dolaş yakaladığı Çağla Şikel'le sevgilisini manşetten girdiler. Beyaz Magazin gündemi belirlemeye devam ediyor. Başlıyoruz. Çağla Şikel, eskilerin mankeni, şimdilerin sunucusu. Magazin dünyasının gözde bekarlarından. 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ'la evlenen Çağla Şikel'in Kuzey ve Uzay adında iki de oğlu var. 2015 yılında anlaşmalı olarak ayrıldı ünlü çift. Evlilikleri boyunca olduğu gibi ayrılıklarında da örnek bir çift oldular. 8 yıl boyunca hayatına birini almayan Şikel sonunda zincirlerini kırmış ve avukat Nail Gönenli ile sevgili olmuştu. Çağla Şikel, Nail Gönenli aşkı gündeme damga vurmuştu. Sabahtan beri bittim abi. Çağla Şikel yeni aşkı Nail Gönenli'yi ailesine bile sokmuştu. Evlilik dedikoduları yükselmeye başlamıştı. Annesinin doğum gününe katılan Nail Gönenli'yi görünce herkes bu ilişkinin evlilikle son bulacağını düşünmüştü ki... Çağla Şikel ve Nail Gönenli'nin ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirmişti. Fakat Nail Gönenli, Çağla Şikel'in ablasının düğününde nikah şahitliği yapınca kafalar karıştı. Düğünden hemen sonra röportaj veren Nail Gönenli ayrıldık demişti. Hani Çağla Nail konusu... bizim açımızdan hani ilişkisel olarak, hani sevgili olarak sona erdi. Çift ayrıldık, sevgili değiliz dedikten hemen sonra Alaçatı'da beraber görüntülendiler. Aşk yeniden mi diye düşündüren tatile Şikel'den yanıt gecikmemişti. Hala arkadaşınız ve her yerde görebilirsiniz, göreceksiniz de. Biz arkadaşlık kalabilen eski sevgililer. Ve gelelim dün gece. Sıkı durun. Beyaz Magazin yılın bombasını patlatıyor. Çağla Şikel'le Nail Gönenli barıştı. İşte barıştıklarını belgeleyen o görüntüler. Beyaz Magazin yılın flash görüntülerini şimdi saniye saniye getirecek ekranlarınıza. Evet, yer Alaçatı. Saat sabah 5. Günün ilk saniyeleri. Kamera açılıyor. Ve bir el bir hanımefendinin belinde. O da ne? O el Nail Gönenli'ye, o belde Çağla Şikel'e ait. Evet, 2024. Dördler Mustafa Dördler. Evet, Beyaz Magazin'in usta muhabiri Mustafa Ağa da Çağla Şikel'le Nail Gönenli'nin yeniden barışmasını işte böyle belgeliyor.
Beyaz Magazin'den büyük bomba. Çağla Şikel'le Nail Gönen'le barıştı. 2024. Dördör Mustafa Dör Mustafa Dör. Allah ne etmesin. Çağla Hanım merhaba. Çift sabaha kadar bir mekanda eğlendikten sonra çakır keyif çıkıyor karşımıza. Çekildiğini anlayan Çağla Şikel kameraya müdahale ediyor ve kamera sallanıyor. 2024. Çağla Şikel durumdan çok rahatsız. Kamerayı engellemeye çalıştığı anı bir kez daha getiriyoruz ekranlarınıza. 2024. Nail Gönen yakalandıklarını anlayınca aile arkadaş işte bilmem ne diyerek geçiştirmeye çalışıyor durumu. Aile arkadaş işte bilmem ne. Ve elini yine Çağla Şikel'in beline atıyor avukat Nail Bey. Aile arkadaş işte bilmem ne. Eğleniyoruz. Hadi. Tekrar izleyelim. Aile arkadaş işte bilmem ne. Eğleniyoruz. Çağla Şikel çok huzursuz, büyük şok içinde. Nail Gönen ise durumu kabullenmiş gözüküyor. Aile, arkadaş, işte bilmem ne, eğleniyoruz. Evet abi, el eleyken. Ve eğlence mekanında sabaha kadar eğlenen ve kalabalığı aldırış etmeden bayağı samimi görüntüler veren Çağla Şikel Nail Gönen'le çifti sabahın ilk ışıklarıyla arabalarına binip uzaklaşıyorlar. Aile, arkadaş, işte bilmem ne, eğleniyoruz. Evet abi, el eleyken. Ayrıldıktan sonra magazin basınına hep arkadaşız diyen Çağla Şikel'le Nail Gönenli yazın en iyi magazin programı Beyaz Magazin büyük bir bombaya imza atarak işte böyle yakaladı. Şimdi bu flaş görüntüleri yorumsuz yayınlıyoruz. Dördör Mustafa Dör Mustafa Dör. Allah ne etmesin. Çağla Hanım merhaba. Nail Bey'le sizi tekrardan görmek. Sizi çok sevindirdi. Aile gördüm. Aile, arkadaş, işte bilmem ne. Eğleniyoruz. Evet abi. El eleyken. Hadi iyi geceler. Evet. Beyaz Magazin büyük bir televizyonculuğa imza atıp yılın bombasını patlattıktan sonra Türkiye bu haberi konuşmaya başladı. Posta, Takvim, Gazete Vatan, ana akım medya ve birçok internet sitesi Beyaz Magazin'in özel haberini manşetten gördü. Oyuncunun eşi vergi kaçakçısı çıktı. Vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan Polat'ı yerden yere vuran oyuncunun kocası da vergi kaçırıyormuş. Kim bu çok ünlü oyuncu? Eşi devletten ne kadar vergi kaçırmış? Şoke olacaksınız az sonra. Nail Gönen'i seviyor kameraları da Çağla çok tedirgin farkında mısınız? Gülümsüyor ama zorla. Ama dudaklarını normal, falan ısırıyor. Normaldir. Yani sonuçta boşandıktan sonra hiç kimseyle bir arada görünmedi. İki çocuğu var. Yani Çağla kendini çok koruyan, kollayan bir kadın. Bir işi var, kariyeri var. Normal. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Yani yıllardır bu sektörün içerisinde olmama rağmen ünlülerin ilişkilerini inkar etme sebebini hala anlamış değilim. Neden inkar edersiniz? Yani İkiniz de bekarsınız. Şundan inkar ederler. Özel hayatı çok gündeme gelir. Yaptığı iş ikinci plana düşer. Çalıştığı kurum bunu istemez. Asla istemezler. Ele bir sunucu, yıllardır işini yapan bir sunucu. Kurumdaki başarısı, ekrandaki başarısı, ekranda yaptıkları konuşulsun ister. Tamam. Kurum. Ve Çağla da buna çok çok dikkat ediyor. Yıllardır çok uyuyor buna. Evet, çok dikkat ediyor. Çok, çok o zaman dikkat çok ediyor. Dikkat ediyorsa o zaman söylemlerine de yani bu hareketiyle konuştukları Çağla'nın örtüşmüyor Bilal Beyciğim. Şimdi sen diyorsun ki madem öyle belli bir kuruma şeysin, kendine evet. göre bir çizgilerin var, şeyin var. Ya ikiniz de sonuçta bekarsınız. Nail Bey de bir avukat. Yani hı-hı. kendi kariyerini yapmış biri. Sen bekarsın, o bekar. Bir de yan yana çok yakışan bir çiftsiniz. Yani böyle inkar edip dostsuz biz demek daha kötü. Veya biz ayrıldık deyip de. Ayrıldılar o, ama. Şimdi o ayrıldılar. Ani bir karar olmuş olabilir. Ama şu söylemine ben hiçbir zaman için Çağla'nın katılamayacağım. Lütfen kusura bakmasın. Hı. Eski sevgiliden dost olmaz. Ayrıldıktan sonra dost kalınmaz. Eğer dost diyorsan da
bu kadar samimi bir poz verilmez. Doğum gününe çağrılmaz. Yani hiçbir zaman iletişimini koparmamışlar. Çok katısın. Böyle... Çok katısın ya. Neden katayım? Neden birbirlerine güveniyorlar demek. Madem ki ayrıldıkları değerleri... zaman bir yaramazlıkları da olmamış. Nereden hata biliyoruz da, onu bilemeyiz. Hata da yapmamışlar. Hayır, ya şöyle Çağla çok titizdir. Her konuda hayır, çok hayır, titizdir. Hayır, şunu söyleyeceğim. Çağla. Yani söylenenlerin başka isimlerle de görüntülendi. Daha önce ama. Daha doğrusu Çağla, görüştü. Hayır, ayrıldıkları sürede oldu. Öyle mi? Şimdi ayrıldığı zaman da yaşadıkların önemli. Bir dakika. Çok önemli bir şey söyledin. Bunu geçiştiremeyiz. Evet. Nail Gönenli Çağla Şikel'den ayrıldıktan sonra başka kadınlarla görüştü mü? Evet, görüştü. Çağla bunu atladın mı? Evet, görüştü. Ha? Görüştü evet, mü? Görüştü. Eyvah. Ha, görüştü derken bir yemek memek falan. Yok, flört bayağı eğlence. Yanımda gördüm, gözümle gördüm. Öyle mi? Aa, gözümle gördüm. Aa, sen de ortamdaydın. Arnavutköy'deki popüler ya. Bir mekan var ya. Evet. Ha, orada. Orada. Gözümle of. Gördüm. DJ kabinin yanında bayağı. Flörtleşiyordu genç hanımefendiyle. Evet. Flörtleşiyordu. Evet. Yani ama... eğlenmekten öteye gitmişlerdi, samimilerdi. Onun da eli yine belindeydi. Yine beldeydi. Eyvah. Yani Çağla Şikel'den sonra başkasını bulmuştu ama oradan tekrar Çağla Şikel'e döndü. Şimdi cazip geliyor kızlara da Çağla'yla beraber olması. Ya ben de bunu da anlayamıyorum cazip mesela. Cazip geliyor işte. Yani cazip. O yüzden belki de ünlü isimlerle görüştü Nail Gönenli. Yok ben, sanmıyorum. Ben, Playboy gibi şu anda yani. Ben Çağla'nın bunu bildiğini bile bile böyle yani tekrar Nail Gönenli ile barıştığını zannetmiyorum. Bilmiyordu. Çağla bilse yapmaz. Gururlu bir kadın çünkü benim bildiğim yani. Prensipli, gururlu bir kadın. O da belki ayrılığın şeyine sığınacak şimdi. Yani biz ayrılmıştık ne yapacaktım diyebilir Çağla'ya. Ama onlar zaten nasıl ayrıldı anlamadım kardeşim, ki. Bekleyeceksin kardeşim, bekleyeceksin. Bir dakika, biz doğru. 40 gün beklersin. Yani beklersin. Tabii. Ama yani öyle de şey eğer bakın. Ben ilişkilerde bir ayrılık, bir barışma, bir barışma, bir ayrılık. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Eğer bir ilişkinin içerisine ayrılık lafları girmeye başladıysa o ilişkinin hayır gelmiyor. Hele ki bir kez ayrılıp tekrar barışıyorsan artık şöyle söyleyeyim laçkalaşıyor olay. Saygı bitiyor. Yani sevgi bitmese bile o işte ne bileyim birbirine özleme oluyor. Dönüyorsun ama o iş dikiş tutmuyor arkadaşlar. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu kadar birbirlerini seviyorlar. Sevmeseler barışmazlar. Bu kadar birbirlerini iyi tanıyorlar. Neden bir saygısızlık olmadığına göre, barıştıklarına göre olmadı? Neden ayrıldılar? Nedir? Sebebi ne ya olabilir? Bir anda... Ne olabilir sebebi sence? Hadi fikir yürütelim. Neden ayrılmış olabilirler? Neden ayrılmış bu kadar olabilirler? Insan birbirini seven insanlar. Şöyle söyleyeyim. Yani... ilişkiyi yıpratmış olabilirler. Çiftlerden bir tanesi evlilik istiyor olabilir. O ondan kaçmıştır. Çocuklar problem olmuştur. Çünkü Çağla'nın çocukları çok, var. Çok iyi. O da değil. Nail Gönel hala Çağla'nın ailesiyle şu anda görüşüyor. Tatil yapıyor. Görüşüyor. Tatilde de beraber. Hatta eleştiriyorlar sosyal medyada. Ya bu kadar da olmaz. Çağla'nın ailesiyle senin ailen yok mu? Niye Çağla Şikel'in ailesiyle bence tatil bu yapıyorsun? Ayrılık Çağla'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zannetmiyorum. Bence basit bir şeydir ya. Bence hakikaten İtalya'ya gitmeyelim, İspanya'ya gidelim. İnat, kavga. Yani ne bileyim onu giyme bunu kişilik giy bile. Onu mı? Giyme bunu giyme filan da olabilir ha. Bak o da olabilir. Çağla özgürlüğüne düşkün. Kendi parasını kazanan ve ünlü bir kadın. Dolayısıyla kimsenin de etkisine boyundurluğuna girmez kolay kolay. Ama Nail Bey de öyle biri olduğunu düşünmüyorum ya. Zaten öyle biri olursa Çağla yapamaz. Yapamaz. Yani dediğim gibi gördüğünüz gibi hayatında. Barışılmış. Bundan sonra da artık belki de evliliğe gider mi? Ya bunu ben Mustafa... Zannetmiyorum. Onları yakalayan arkadaşımız Mustafa geçen kış sormuştu. Yine o zaman söylemesem olmazsa yakalamıştık. Küçük Çiftlik parkından çıkarken Çağla'yla Nail Gönelli evlilik var mı yakında böyle bir şey düşünüyor musunuz diye. Hiç cevap vermemiş gülmüşlerdi ikisi de. Ben zannetmiyorum hayatlarında öyle bir plan olsun. Zannetmiyorum. Şimdi skandal bir haberle devam edelim istiyorum ben. Devletin vergi denetimleri hakkında sürekli yorum yapan oyuncu Berna Laçin'in eşinin de vergi kaçırdığı ortaya çıkmış. Bir izleyelim görüntülerimizi detaylarla buradayız. Olay. Oyuncu Berna Laçin, kara para aklama ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla hapis yatan Dilan Polat'ı yerden yere vurmuştu. 41 vatandaşımızın öldüğü Elazığ depreminden sonra şimdi Elazığ da vergiden muaf mı olacak demiş, hakkında soruşturma açılmıştı. Sıkı durun, devletin vergi denetimleri hakkında sürekli yorum yapan Berna Laçin'in eşi vergi kaçırdığı ortaya çıktı.
başlıyoruz. Oyuncu Berna Laç'ın oyunculuğundan daha çok skandallarıyla gündemi meşgul ediyor Laç'ın. Geçtiğimiz haftalarda haddini aşarak Gazi Meclisimizi hedef almıştı. Sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşınca Gazi Meclisi hedef alarak provokasyon yapmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü, başkanlık divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında "utançla hatırlanacaksınız, lanetlisiniz" şeklinde yazarak paylaşan Berna Laç'ın hakkında TBMM'yi alenen aşağılama sebebiyle resen soruşturma başlatılmıştı. Gelelim vergi mevzularına. Berna Laç'ın kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen ve masanın incelemeyi aldığı Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili ilginç bir paylaşım yapmıştı. Vergi denetiminden şikayetçiydi Berna Laç'ın. "Oyuncu Dilan Polat'tan istemediniz, benden niye istiyorsunuz?" diyordu. Durum daha bitmedi. 2020 yılındaki Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı paylaşımla büyük bir skandala imza atmıştı Berna Laç'ın. Berna Laç'ın depremin hemen ardından "hop güncelleme 6.5, biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadeleriyle büyük bir skandala imza atmıştı. Yani 41 vatandaşımızın öldüğü depremden sonra Elazığlılar vergiden muaf olmasın diyordu Berna Laç'ın. Laç'ın daha sonra "biz her şeyimizi verelim o ayrı ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak, onca toplanan deprem vergisine ne oldu" diye skandal ifadeler kullanmaya devam etmişti. Türk milletinin acı gününde attığı skandal tweetlerden dolayı Berna Laç'ın hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Hakkındaki soruşturmanın ardından bir şok daha yaşadı Laç'ın. Reklam yüzü olduğu bir deterjan şirketi Laç'ın görselini sosyal medya hesabından silmiş ve oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Ve gelelim şimdiki büyük vergi skandalına. Vergi denetimlerinden her fırsatta bahseden Berna Laç'ın eşi Tolga Eşiz'in sahibi olduğu yazılım firmasının iddiaya göre vergi ödemediği ortaya çıktı. İddia: Berna Laç'ın eşi vergi kaçırmış. Provokatör eylemleriyle hakkında sürekli soruşturma açılan Berna Laç'ın kocası Tolga Eşiz'in rezaleti ifşa oldu. İşte sosyal medyada gündem olan skandal iddianın detayları. Türkiye'de vergi sisteminde iyileştirmeler yapılıyor. Buna göre çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak. Söz konusu vergi planlamasının detaylarını kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurmuştu. Ve bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yayınlanan belgelerde iddiaya göre Tolga Eşiz'e ait yazılım şirketinin 2021, 22 ve 23 yıllarında hiç vergi vermediği görüldü. Vergi konusunda sürekli ahkam kesen Berna Laç'ın bu skandal sonrası ne yapacağı merak konusu oldu. Şimdi Berna Laç'ın bu sosyal medya platformu X'i sürekli muhalif eleştiriler ve provokatör paylaşımlar için kullanan isimlerden bir tanesi. Ve hapis yatan Dilan Polat'ı da yerden yere vurmuştu. Vatandaşlarımızın öldüğü Elazığ depreminden sonra da şimdi Elazığ'da vergiden muaf mı olacak demişti ve hakkında da soruşturma açılmıştı, hatırlarsınız. Evet. Şimdi hayatım boyunca ben büyük konuşmaktan her zaman için çok çekinmişimdir. Hı hı. Çünkü bilirim ki bir gün neyi kınadıysanız onunla sınanırsınız. Şimdi Berna Laç'ın iyi bir oyuncudur ama son zamanlar, yani son yıllarda zaman zaman yaptığı aykırı, birazcık da insanları provoke eden sözcükler kullandığını düşünüyorum. Yani bu tür olaylarda çok radikal çıkışlar yapan, radikal konuşmalar yapan, çok büyük konuşan ve büyük sözler söyleyen biri olarak olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey, bazen insan önce çuvaldızı kendine batırmasını bilecek. Bir şeyleri söylediği zaman. Ayrıca eşi böyle bir şey yapmış. Haberi var mı yok mu onu bilemiyorum. O yüzden yorum yaparken de hani imtina, dikkatli etmek istiyorum. Lakin şöyle bir şey var. Dikkatimi çeken bir durum var. Bu kadar
takipçilerinin yazdığı, eşiyle alakalı yazdığı, eşiyle ilgili çıkan bu haberlerle yazdığı hiçbir yazıya tepki göstermemiş. Sessiz kalmış. Yani madem ki sen bu kadar bu işlere kafa yoruyorsun, madem ki bu konularla ilgilisin, o zaman bunlara da cevap vermeliydin. Hayır, yani konuda ben yokum diyor yani, eşimle alakalı beni niye suçluyorsunuz demeye getiriyor. O zaman Dilan Polat'la senin ne alakan vardı? Vardı. Da, o Dilan zaman, Polat için bunları yazdın. Bunları yazmıştın. O zaman eşinle de ilgili bir açıklama yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Twitter'da, sessiz kalmasını anlayamadım. Twitter'da soruyorlar ona bu konudaki düşüncesini soruyorlar. Eşiyle ilgili bir durumla ilgili. Bu ülkede benim kadar vergi denetiminden geçen yok. Bana aldığım kitap bile soruldu ve yanlış beyan sayıldı diyor. Benna Hanım diyor soruyu soran, konu siz değilsiniz, eşiniz diyor. Eşinizle ilgili ne düşünüyorsunuz bu durumuyla ilgili? Hı. Eşime sorun o zaman diyor. Ama olmaz ama ki. Benna, her konuda fikrim var, her konuda bir şey söylüyorsun. Niye yani senin ailenin içinden birisi eşin, aile reisi. Sen niye onunla ilgili soruya cevap vermiyorsun? Her yere konuşuyorsun. Elazığ depremiyle ilgili fikrini söylüyorsun, işte oradakilerin vergisi şu buyu filan. Yani burada o zaman başka bir şey oluyor. Yani keşke işinizi yapsanız ya. Keşke bazı işlerde bu kadar burnunuzu sokmasanız. Her şeyde bir fikriniz olmasa keşke ya. Yani bu kadar da olmaz ya. Ya bu kadar tabii ki olmaz. Fikri olabilir ya, ama aşkına, fikriyle de zikri örtüşmesi gerekir. Olur ama yani ben Benna'yı içinizde en eski tanırım. Benna'yı ben Türkiye Güzellik Yarışması'ydı zannedersen Berna. Yanlışın varsa düzeltirsin. Katıldığın zamandan beri tanırım seni. 1995 senesinden beri tanırım. Tiyatrocu değil miydi kendisi? Evet, iyi. Sonra. Evet, sonra iyi bir oyuncu olarak geliştirdin kendini filan ama bak yani oyunculuğun bitti. Oyuncu olarak yoksun. Mesleğinde ilerlemen lazım. Mesleğine sahip çıkman lazım. Yani geldiğin duruma bak. Reklamda oynuyorsun. Bu söylemlerinden dolayı yok, reklam filmi kaldırılıyor. Feshedildi tabii. Feshedildi değil mi? Marka istemedi. Kaldırıldı yani. Yani. Keşke işinle öne çıksan, işinle ünlensen. O zaman inan düşündüğün fikirlere faydan daha fazla olur ya. Ya bu evet. Sabahleyin kalkıyorum ben bugün ne paylaşsam da çok ses getirse diye düşünen bir oyuncu olur mu ya? Bu durum onu gösteriyor Berna. Yani ya, tabii şey, bir oyuncu bir benzerinde Şahan ama Şahan çekti kendini artık. Şahan kim? Yani Recep. Şahan. Recep İvedik. Recep Hayır İvedik. Şahan Gökbakar. Ben bazen karıştırıyorum ya. Hangisi Recep İvedik gerçek? Hangi hakikaten ne oldu da ya? Bu insanlar Recep İvedik kılıklı muhalif seni. Muhalif kalem şey rolüne büründüler, misyonuna girdiler bir anda. Bir dakika. Recep İvedik kılıklı seni diye ben yazı yazdım Şahan Gökbakar'a. Beni mahkemeye verdi. Kaybetti davayı. Kaybetti davayı. Mutlu olması lazım. Kaybetti davayı. O da bazen Recep İvedikleşiyor. Bakıyorsun saçma sapan şeyler yazıyor muhalif olmak adına. Ama son zamanlarda pardon bir şey sormuştunuz. Ne oldu da diyorum muhalif kalemler misyonu üstlendi bu oyuncu isimler? Yani niye sosyal medya platformunu mesleği dışında sadece bu paylaşımlar için kullanmaya başladılar? Berna Leç'in dediğimiz isim en az 15 senedir ekranlarda yok ve hiçbir projede yok. Hala yok. Oyuncu deniyor ama mesleğini evet. Yapmayan bir isim. Kendi evet. Mi bıraktı yoksa? Yani bunu bir görev edinmişçesine yapıyorlar. Teklif bakın. Gelmiyor. Belli gelmiyor. Yani gün içinde en az 5-6 tane böyle siyasi muhalif paylaşımlar atıyorlar. Bir görevmiş gibi yapıyorlar bunu. Allah Allah yani ya. Meslekmiş gibi yapıyorlar artık adeta. Ben sanatçıların bu kadar siyasetin içerisinde olmalarını uygun görmüyorum. Çünkü sanatçı herkese hitap eden, her kesime hitap eden kişidir. Her kesimden hayranı olan kişidir. Neden bir taraf olursunuz ki? Ortada kalmayı niye beceremiyoruz? Niye ortada değiliz? Tabii ki kendi fikirlerimiz olabilir. Ama bunu topluma infial yaratacak şekilde yapamayız. Çünkü biz sanatçılar kitlelere hitap ettiğimiz için söylemlerimiz çok etkili oluyor. Yani evet. Bazı şeyleri kendi içimizde tutmalıyız. Çünkü toplumu bilhassa toplumu ilgilendiren konularda. Öyle tabii. Ben öyle düşünüyorum. Öyle tabii. Yani sanatçı işiyle var olmalı, işini iyi yapmalı. İşiyle konuşulmalı. Tabii ki memleket meselelerine kafanı yoracaksın, tabii yormayacaksın yoracaksın. Değil ama yani. Ama çok dikkatli konuşarak. Dikkatli olacaksın. Dikkatli işte, konuşarak. Bak işte devlet boş durmuyor yani. Devletin araştırmaları her zaman toplumun menfaati için. İşte bak bir örnek. Senin kocanın böyle bir durumu varmış yani.
Yani şimdi ben şunu anlamıyorum. Bir evin içerisinde bir yıllar süren bir evlilik hayatınız var. Çocuklarınız var, evet. O evlilik hayatında. Yani kadınla bir karı koca ilişkisinde her şeyin bilindiği bilinir yani. Bilindiğini düşünürüm ben. Yani bilmiyorum. Gizli saklı olmaz gizli yani saklı eşler olmaz. Birbirinin ne yaptığını biliyordur bilir. En azından. Çünkü hani kasa ortaktır ya. Evliliklerde böyle bilinir acaba ya. Belki de onlar da mı ortak değil? Belki herkes kendi kazancıyla şey midir? Onu da bilemem yani. Olabilir. Bazı evlilikler de öyle de evlilikler var. Bu başka bir bilemedim bakış. Yani. Yani kimin ne yaptığından, kimin ne kazandığından, ne iş yaptığından. Haberdar olmayan eşler de var. Olabilir, çiftler evet. de var. Olabilir şimdi öyle bir Pınar, şey olabilir. Dün Bilal abi dün konuştuğumuz çok önemli bir konu vardı. Ajda Pekkan'ı yıllar sonra ilk defa bu kadar agresyonu yüksek bir sahnede gördük. Üstelik kız kardeşi de protokoldeyken resmen protokoldekileri fırçaladı. Evet. Bununla ilgili çok önemli detaylar var sende değil mi bu haberle ilgili? Var. Var. Ben bu haberle ilgili dün yaklaşık bir buçuk saat şimdi ismini veremeyeceğim dostlarımla telefon görüşmeleri yaptım. Aradılar çarpıcı beni. Bir şey anlatacaksın sen o zaman. He? Ama bu bir dakika, bir dakika. Önce bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra özel detaylarıyla bu konuyu konuşalım. Çünkü çok önemli detaylar. Sadece Beyaz Magazin. Pınar bana niye anlatmadın? Ay bizim civcivimize nazar değdi. Kahve içerken üstüne döktü. Kahve döküldü ya. Ama neden döküldü? Bir sor bakayım moderatörüm. Niye? Bir sor bakayım niye döküldü? Neden döküldü? Kahve içerken bana bakıyordu. Gözlerini benden alamadı. Ağzını bulamadı. Böyle şöyle döküldü. Yandan ya. Yandan döküldü. Ben söyleyeyim de. Masayı salladın ya. Masayı salladın ya. Evet. Sen tek elinle kahve içemezken tek eliyle adamı dünya konuşuyor dünya Yusuf Dikeç. Nazarınız değdi ya. Ya. Nazara evet. bağlıyorsunuz işi gömleğime, değil mi? Gömleğime nazarınız değdi. Sarı sarı ne güzel böyle. Giymiştim. Bu da güzel. Sen böyle her halinle çok miyim? Karizmatiksin. Sağ olun. Evet. Adeta Yusuf Dikeç gibisin. Evet. Ama sen de kasıt yaptın ben sanki. Ben hayır yapmadım. Bak şimdi bana benimkini dökecek, benimkini de değiştireceğiz. Of be Pınar be. Aman Pınar ya. Ya bu arada Yusuf Dikeç gerçekten gümüş madalya aldı ama adam tüm dünyanın altın adamı oldu. Farkında mısınız? Ya böyle çok bir şey yok ya. Çok konuşulacak bir gelişme var Yusuf Dikeç'le ilgili. Detayları birazdan verelim istiyorum. Tamam peki. Öncesinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yla devam edelim. Bebek müjdesi gelmişti. Evet. Ayrılık konuşurken. Ama onlarla ilgili de bir gelişme oldu. Yine birazdan az sonralarımızı verelim ki bekleyenler var. Çünkü Neslihan'la ilgili gelişmeleri. İbrahim Tatlıses cephesinde bir haber. Her geçen gün ailesiyle ve hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Evet. Bombalar Pınar Eliçe'de olacak bu konuyla alakalı. Özel bağlantılarımız da var. Canlı bağlantılarımız da olacak. Çünkü yıllardır birlikte çalıştığı menajerini apar topar kovdu. Peki gerekçesi neydi? Bir izleyelim. İzleyelim. Olay, olay, olay. İbrahim Tatlıses cephesinde sular durulmuyor. Taht kavgası son sürat devam ediyor. İmparator sağ kolum dediği menajerini apar topar kovdu. Terbiyesiz, terbiyesiz. Taht'ın yeni varisi ise eski yol arkadaşı oldu. Peki İbo menajerini neden kovdu? Şule ne gidiyorsun Şule? Allah cezanı verecek. Menajer krizinde Ahmet Tatlı ile Dilan Çıtağ'ın parmağı var mıydı? Ve İbo'nun işten çıkardığı menajer Şule Çınlama'dan birazdan sadece Beyaz Magazin'e özel olay yaratacak açıklamalar gelecek ekranlarınıza. Ama önce yaşananları bir kez daha kısaca hatırlayalım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in 1,5 saat süren operasyonda kalp kapakçığı değiştirilmişti. İmparator sağlıklı bir şekilde taburcu olmuştu. Babasıyla aralarındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses de "Babamız çok iyi, doktorumuz ve hastane ekibi çok iyi ilgilendi. Ailece yalnız bırakmadık" açıklamasını yapmış. Babasının yanından hiç ayrılmamıştı. Babamız çok iyi yani. Sağ olsun Mehmet Bey, doktorumuz da çok ilgilendi. Bütün hastane ekibi. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Siz de bir an olsun yalnız bırakmadınız, günlerce buradaydınız. Bütün aile yalnız bırakmadık, hep beraber. Öyle olması gerekiyor zaten. Kızı Dilan Çıtak'la ise kavgalıydı İbrahim Tatlıses. Dilan Çıtak sosyal medyasından yaptığı paylaşımla Tatlıses'ten şiddet gördüğünü söylemişti. Çıtak hastaneye gelmemişti.
ve Dilan Çıtak babasının ameliyat gününde zehir zemberek açıklama yapmıştı. Şarkıcı sosyal medyasından kendisini büyüten Cem Çıtak'ın fotoğrafını paylaşarak şu sözleri yazdı. "Ben babamı 17 yıl önce kaybettim. Cem Çıtak diye yazılır, adam diye okunur." Evet, gelelim düne. İddiaya göre bitmek bilmeyen kavgalar İbo'nun canını çok sıkmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses babasını arayarak "yanındakilere çok dikkat et" diyerek Tatlıses'i uyarmıştı. Ahmet Tatlıses'in "dikkat et" dediği kişi iddiaya göre İbrahim Tatlıses'in "sağ kolum" dediği menajeri Şule Çınlama yazardı. Peki Ahmet Tatlıses babasını neden uyarmıştı? Gelelim bomba iddiaya. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la kavga etmesinin sorumlusu menajer Şule Çınlama'ydı. Dilan Çıtak babasıyla görüşmek istemiş ama menajer Şule Çınlama buna engel olmuştu. Dilan Çıtak bu yüzden babası İbrahim Tatlıses'i suçlamıştı. Evet, bu iddialar İbrahim Tatlıses'i çok kızdırdı. Ve imparator apar topar menajeri ve sağ kolum dediği Şule Çınlama yazarı işten çıkartmış ve takipten de çıkmıştı. Şule, ne gülüyorsun Şule? Allah cezanı verecek. İmparator düğününde şahitlik yaptığı sağ kolu Şule Çınlama'nın biletini fena kesmişti. Ünlü sanatçı Tatlıses Şule Çınlama'yı takipten çıkmasının ardından eski menajeri Eyüp Kanat'ı yeni menajeri olarak sosyal medyasına eklemişti. İbo'nun yeni menajeri Eyüp Kanat oldu. Evet, iddialara göre İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı'nın ve kızı Dilan Çıtak'ın isteğiyle menajeri Şule Çınlama'yı işten çıkarmıştı. Sıkı durun! Dün sadece Beyaz Magazin'de yayınlanan Tatlıses menajerini işten çıkardı haberinden sonra ortalık fena karıştı. Tatlıses cephesinden dünkü gelişmelerle ilgili ilginç bir şekilde açıklama gelmezken iddiaların odağındaki Şule Çınlama programımızı arayarak Tatlıseslerle yaşadığı her şeyi Beyaz Magazin'e anlatacağını söyledi. Evet, İbrahim Tatlıses'in apar topar işten çıkardığı Şule Çınlama hakkındaki iddialara sadece ve sadece Beyaz Magazin'de cevap verecek, yer yerinden oynayacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Yani yılların yol arkadaşlığından bahsediyoruz. Evet. Çok merak konusu bu, neden yollarını ayırdıkları. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Dün bir telefon aldım Şule Hanım'ın kendisinden. Ve çok çarpıcı açıklamaları olacağını ve kendini bu konuda bana söyledikleri var. Ama ben tabii bunu söylemeyeyim. İsterseniz bağlantıya geçelim. Kendisi izah etsin kendisini. İzleyicilerimizle paylaşalım. Bir de kendisinden, evet, kendi ağzından, kendi ağzından dinleyelim. Şule Hanım, günaydınlar. Günaydın. Alo, merhaba, günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne oldu da aranız bozuldu, yılların yol arkadaşlığı bitti, aranıza iddia edildiği gibi İbrahim Tatlıses'in yakınları mı girdi? Şimdi öncelikle keşke ben de az önce sizinle kahve içerek daha hoş bir konuyla ilgili sizlerle muhabbet etseydim ama dünkü programda yayında hakkındaki iddiaları duyduktan sonra açıklama yapma gereği hissettim kendimde. Hı-hı. Çok iyi. Çünkü çok hani benimle ilgili gerçekten gerçek dışı olmayan olaylar yansıtıldı ve ben çok üzüldüm. Evet. Şimdi öncelikle iddialara göre işte Ahmet Tatlıses babasını aramış, etrafındakilere dikkat et demiş falan, bu konular gündeme geldi biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Ama ben Ahmet Bey'in de böyle bir şey yaptığına hiç düşünmüyorum, inanmıyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Ahmet Bey inanın, hani ben çok yakınlığım yok ama öyle kötü yürekli şey. Ahmet Bey babasını hep geçmişinden beri her şeyle ilgili çok uyarmış, yanında olmaya çalışmış bir insan benim duyduğum kadarıyla. Çünkü ben siz de biliyorsunuz ki hani magazinden benden daha eskisiniz. Ben İbrahim'in hayatında 7 yıldır varım. O da iş sebebiyle. Ahmet Bey'le uzun yıllardır arasında süre gelen bir huzursuzluk var, bir küslük var hep ara ara. Bu benim çok önceme dayanıyor. Hani o yüzden sebebinin ben olmam gibi bir durum zaten söz konusu olamaz Ahmet Bey cephesinde. Ahmet Bey'in de dediğim gibi benimle ilgili böyle bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Yani 7 yıl öncesinde de bunlar vardı. Ben Dilan cephesinde de Dilan Hanım'la da ilgili bu ithamları kabul etmiyorum. Çünkü yani Dilan'la arasındaki
kavga sebeplerini biliyorum ama bunlar tamamen aile içi sebepler olduğu için hani bunları açıklamak ne benim haddime, ne gizlilik ilkelerimize, ne çalışmamıza, ne dostluklarımıza, baba kız ilişkimize yakışmaz. Bunlar tamamen baba ile kız arasındaki sorunlar ve şahısların da birbirleri arasında çözmesi gereken şeyler. Ama inanın ki hani Dilan çok delikanlı ve arzu bir kızdır. Dilan'a da sorsanız zannetmiyorum ki benim söylediklerimin tersi bir iddiada ya da dünkü iddiaları doğru yürüyecek bir cümle kursun. Şöyle hanımcığım, burada girmek istiyorum. Ben Dilan'la dün bir telefon görüşmesi yaptım. O da sizin söylediklerinizle örtüşüyor. Evet. Yani doğrudur çünkü şöyle bir şey var. İnanın ben İbrahim Bey'le çalışmaya başladığımdan beri aile içindeki problemlerle ilgili olsun çocuklarla ya da herhangi bir, ben hiçbir zaman İbrahim Bey'i körükleyici taraf olmadım. Yani bu zaten benim ne hani yapımda var, beni tanıyan insanlar bilir. Hı hı. Ne karakterimde var. Tam tersi hani ortamı düzeltip İbrahim Bey'i hep sakinleştirip karşı tarafı sakinleştirip birbirlerini yanlış anladıklarını ortaya koyarak hep ortamı ılımanlaştırmaya, yumuşatmaya çalışan taraf olmuşumdur. Ama bizim maalesef İbrahim Bey tarafı, cephesini söylüyorum, bizim etrafımız mayın tarlası gibidir. İbrahim Bey'in hep duyuyorum benden öncesini, şahitliğim yok ama anlatılanları duyduğum kadarıyla her zaman etrafında bu tarz insanlar olmuş. Maalesef ki dışarıdan bütün bir şahısların konuşmaları girdiğinde, yorumları girdiğinde İbrahim Bey çok yufka yürekli, merhametli, çok güzel bir insandır. Siz de biliyorsunuz, Türkiye'ye mal olmuş, dünyaya mal olmuş, iyi yürekli bir sanatçımızdır. Ancak her insan gibi o da çok duygusal, hatta belki bizlere göre daha aşırı duygusal bir kişiliği var. Üçüncü kişilerin yorumları duyduğunda bazı öfkeleri ya da işte konularla ilgili yorumları daha hiddetlenebiliyor. O yüzden de bu aralardaki konular biraz daha taşıp büyüyebiliyor. Ama ben hiçbir zaman bunu yapan taraf olmadım. Bunu kendi adıma üstüne basa basa anlatmak istiyorum. Ayrıca mesela programda şey de dendi, işte İbrahim Bey evlatlarını dinleyerek işte menajerini değiştirdi, bakalım şey olacak mı? İnanın İbrahim Bey hiç kimsenin sözüyle, lafıyla hareket edebilecek birisi değil. Tamamen kendi kararları ve kendi bildiklerini yapan, kendi kararlarını alabilen kişilikte bir insan. Artı çocukları da hani bu konuda şey, böyle birinin ekmeğiyle oynayabilecek, birini işte istifa etti, başka bu yürekte kötü insanlar değiller. Peki o zaman Şule Hanım, İbrahim Tatlıses sizi niye işten çıkardı? Şimdi Bilal abicim, ben o konuya da bir açıklık getireyim. Birincisi bu da yanlış yansıtılan ya da bilgisi size yanlış getirilen bir haber abi. Şöyle, benim ne istifam söz konusu olabilir ne de İbrahim Bey tarafından kovulmam söz konusu olabilir. Çünkü ben zaten İbrahim Bey'in şirketinde çalışırken EYT yasasından faydalanıp emekli olmuş bir kişiyim abi. Evet. Öncelikle buna bir açıklık getirelim. Evet. Bu kovulma ve işte nedir o, biletimin kesilme hikayesi burada ne olursunuz bir bitsin bununla, açıklama getirmiş olayım. Evet. Ama siz de biliyorsunuz ki İbrahim Tatlıses'in bir sürü işi var ve bizim gönül ve yürek Hı-hı. birlikteliğimiz var. Hı-hı. Bir de ben şunu da anlatmak istiyorum. Biz İbrahim Bey'le tanıştığımızda çok dikenli bir yola çıktık abi. Hı-hı. Ve biz bu yolda İbrahim Bey'le birbirimizin elini bırakmadan baba kız olarak çok zorlu yolları geçip, çok zorlu işte maddi manevi zorlukları aşıp, problemleri aşıp İbrahim Bey'i bugünlere gelecek şekilde getirecek şekilde yan yana yürüdük. Evet. O benim kıymetlimdir. O benim başımın tacıdır. Babam gibidir, yine söylüyorum. Gene bir şey olduğunda olabilir, zaman zaman birbirimizi yanlış anlayabiliriz. Araya nifak sokmak isteyenler olabilir falan. Ama biz o dikenli yolları onunla birlikte cennet bahçesine çevirdik abi. İbrahim Tatlıses'in yanında çalışmaya devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sizi ben işte resmi olarak söyledim. İbrahim Bey'in yanında çalışmıyorum. Ancak İbrahim Bey'le birlikte devam eden, üzerimde sorumluluğu olan, takip İşler etmem var. Gereken görevler var. Şu anda o görevleri devam ettiriyorum. İbrahim Bey'le de görüşüyorum. Benim İbrahim Bey'in yanından ayrılma sebebim, ben size net şu şekilde açıklayayım. Ben 7 Haziran'da 2 ay önce doğum yaptım abi. Evet. İkiz bebeklerim oldu. Bravo.
Tebrik ederim. Allah bağışlasın. Ben Allah çok uzun zamandır da tedavi görüyordum ve çok zor şartlarda bebeklerime kavuşabildim ve sahip oldum. Evet. Biraz da ben aslında İbrahim Bey'i yanılttım. Biz normalde İbrahim Bey'le 7-24 bir arada yaşayan, iç içe olan aile gibi yaşadığımız bir ortamdaydık. Ben tabii hani tecrübesizliğim ve evlat sahibi olmanın ne demek olduğunu bilmemekle İbrahim Bey'e bir iki aylık olsunlar İbrahim Bey gene eski halimize gireriz, geliriz, gideriz, gezeriz şeklinde konuşurdum ama. Ama öyle olmuyor çocuk olunca. Ama inanın ikiz çocuk çok bambaşkaymış. Doğru. Annemle bakıyorum ve çok zorlanıyorum. Benim sandığım gibi olmadı abi. Telefonunuza bile çıkamıyorum. Ama İbrahim Bey benim kıymetlimdir. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken İbrahim Bey'in işlerinin sekteye uğraması da beni incitir. Çünkü elime artık doğru düzgün telefon alamıyorum. Takip şeyim azaldı gücüm. Bu sebepten ötürü de ben affımı istedim. Menajerlik kısmı için. Ve Polat Bey'le, İbrahim Bey'le yaptığımız bir toplantı sonrasında da onların da anlayışlarıyla birlikte ortak aldığımız bir karardı bu. Problem ve yoktu. Çok sağ olsun Eyüp arkadaşıma devrettik. Problem yok demek istiyorsunuz İbrahim Tatlıses'te. Aramızda bir gerginlik yok. İşten kaynaklı demek istiyorsunuz ama bizim duyduklarımız başka şeyler var. Yani İbrahim Tatlıses'in sizinle menajerlik anlamında devam etmek istemediğini duyduk biz. Yani tamam Allah bağışlasın evlatlarınız. Evet ama İbrahim Tatlıses'in menajerlik anlamında artık başka kendisinin başka yöntem, başka kişiyle çalışmak istediğini, onun için sizle ilişkisini sonlandırmayı onun istediğini duyduk. Bana o cepheden böyle yansıtılan bir durum yok. Ben bana yansıtılan ve içinde olduğum durumu sadece aktarabiliyorum. Bana bu şekilde yansıtılmadığı için ben bu şekilde aktarıyorum size. Derya Hanım'la, Derya Tuna ile bir probleminiz var mı sizin? Benim mi? Evet. Yok, benim hiç kimseyle, yani İbrahim Tatlıses cephesinde hiç kimseyle bir problemim yok. Olamaz da. Bir de benim haddime değil Bilal abi. Ben İbrahim Bey'le çalışmaya başladığımdan beri onun ne eşleriyle ilgili ne de çocuklarıyla ilgili hiçbir yorum yapamam. Bu bizim haddimize değil. Sadece bize bir görev düştüyse ya da İbrahim Bey tarafından gelen bazı talimatlar varsa biz sadece onları yerine getirmekle yükümlüydük. Onun dışında hiçbir şekilde yani benim ne çocuklarıyla ne eşleriyle bir problemim yok. İbrahim Tatlıses'le ayrılırken aranızda nasıl bir konuşma geçti? Yani biz ayrılırken diye değil, biz 2-3 gündür de mesajlaşıyoruz da, konuşuyoruz da. Sadece bizim şöyle bir sıkıntımız var. Ben 2 ayda sadece çalışamıyorum, yanında değilim, uzaklaştım. Gidip gelemiyorum, eskisi gibi bir arada değiliz. Bundan dolayı bir mesafe var. Yani o da çok doğal şey yani, 2 tane küçük bebek. Şimdi bizim kulağımıza gelen ama daha bir ay öncesinden bu istihbarat, yeni değil. Yani sizinle yollarını ayırmak istemesi. Yani bana söyle, bir ay İbrahim öncesinden Bey'in yansıtılan bir şey değil bu. Söylediği tahminim iddialar. Benim 2-3 hafta oldu biz bu konuşmaları. Ameliyatından önceydi. Evet. Yok, pardon. Şimdi ameliyatından sonra İzmir'e geldiğinde biz bu konuşmayı yaptık. Çok özür diliyorum. 2 hafta kadar ameliyatından sonra yaptık. Ama çok aynen doğal değil mi? Yani anne olacak, doğum hazırlığında olan bir bayandan bahsediyoruz. Yani İbrahim Bey belki o yüzden çalışmak istememiş olabilir yani. Eğer düşüncesi o tempoya yetişemez mümkün değil yani ikiz çocuk yani sonuçta bir evlilik bir eş sorumluluğu artık o hareketli tempoya nasıl adapte olacak ki Şule Hanım? Ya katılmam mümkün değil. 3 çocuklu 4 çocuklu anneler var, işlerine işte devam ediyorlar. Bir şey soracağım size, hattasınız değil mi? Tabii. Demin konuşurken İbrahim Tatlıses'in etrafı mayın tarlası dediniz, ne demek istediniz? Yani şöyle, biz de böyle etrafımızda çok ama lütfen bir dakika. Şule Hanım, bir dakika lütfen. Bizi milyonlar izliyor şimdi ve çok çarpıcı bir konu bu. Lütfen açık konuşun, olur mu? Üstü kapalı konuşmayın. Ne demek istediniz? Yani açık derken şöyle, yani bakın ben kötü yürekli bir insansam, yani öyle bir örnekleme vereyim. Eğer kötü düşüncelere sahipsem, biriyle bir tartışmam varsa bunu karşı tarafı işte kötü şekilde yorumlar yaparak nedir o aksettirirsem o olay daha kavgaya yönelik ya da karşı taraftaki insanla daha ara
açıcı bir şekle getirecek şekilde yönelik olur. Ama eğer iyi yürekli, birleştirici bir yapıya sahipsem o olayı sakinleştiririm ve iyi konuşmalar yaparım. Konu kapanır, kışkırtma olmaz, kavgalıklar, küslükler de barışa dönüşür. İbrahim Tatlıses tehdit alıyor mu hala? Yok, benim bildiğim bir tehdit yok. Öyle bir konu hiç bilmiyorum yani. Yani güvenlik halkası var mı etrafında, İbrahim Tatlıses'in önlemleri var mı? Yani şöyle, bizim uzun zamandır öyle bir güvenlik sesimiz yok. Devlet koruması var İbrahim Bey'in. Yanımızdaki çalışma arkadaşlarımız var. Evet. Ondan sonra o kadar. Hani özel öyle aldığımız bir koruma ve şey yok. Hı hı. İbrahim Bey de çok hoşlanmaz zaten böyle aykırı, hani çok korumalarla gezip edip hani şey yapmayı. Evet. Seven bir kişi değil. O yüzden öyle çok aşırı bir korumayla gezdiği, dolaştığı yok. Ama tabii ki hepimiz yanındayken elimizden geldiğince, olabildiğince dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Geçen gün bize attığı mesajda İbrahim Tatlıses, çok param olduğu için bu sorunları yaşıyorum çevremle dedi. Ne demek istedi sizce? Çok param olduğu için. Yani param olmasaydı, böyle on param olduğu için bu sorunları yaşıyorum. Ailemle, aile üyelerimle dedi. Evet. Ya şimdi şöyle, yani para herkesin hayatında biliyorsunuz büyük sorun. İbrahim Bey'de de öyle. İbrahim Bey herkese yetişmeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyor ama... Tabii bunlar yapılırken, şimdi geçmişini çok bilmiyorum, anlatılanları biliyorum, ben içinde değilim. Hı hı. Herkesin kendi içinde kıyaslama yaptığı ya da psikolojik olarak yaşadığı, işte adaletsiz gördüğü kısımlar olabilir. Parayla, sosyal şeylerle ya da baba sevgisiyle alakalı. Sanıyorum ki onu kastetmiştir biraz. Yani hani, çünkü bir de şöyle bir şey var, İbrahim Bey çok çalışmış. Sürekli sahnelerde olmuş, çocuklarıyla vakit geçirememiş. Aslında onun bütün çocukları onun sevgisine ve onun ilgisine aç. Muhtaç. Yani çocukların evet arasındaki problemler de belki bunlarla. Yani o kadar hepsi babasını çok seviyorlar ki hepsi babasıyla bir şeyler yaşamak, bir şeyler getirmek istiyorlar. Zamanında da bunları gördüğüm kadarıyla yaşayamamışlar ama İbrahim Bey de tabii ailelerine bakmak zorunda, kalabalık bir nüfusu var, üzerindeki sorumluluklar fazla. Bunları çok fazla yansıtıp yaşatamamış olduğu için büyük ihtimalle bunlardan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bize bağlandığınızı, İbrahim Tatlıses haberi var mı? Bağlandığınızı biliyor musun? Var, ben dün kendisine söyledim. Çünkü ya aslında gerçekten kimseye kendimi ifade etmek ya da anlatmak değil. Ama o kadar hakkımda yayınlanan haberler asılsızdı ki. Yani çarpıtmalı, yanlış bilgili, bunların üstüme yapışmasını istemedim açıkçası. Ben kendisini de arayıp bilgi de verdim, hani açıklama yapacağım diye. Çünkü ne olur yanlış anlamayın, bizim devam eden bir hayatımız var. Ve ben İzmir'de bu camianın dışında bir insanım, bu camiadan gelen, bu camianın içinde olan bir insan değilim. Çok sonradan dahil oldum, bir takım görevler üzerime verildi. Ben bunları elimden geldiğince en iyi şekilde kendi çabamla yapmaya çalıştım, sunmaya çalıştım. Hı hı. Ama bebekler oluncaya kadar buraya kadardı. Buradan sonra gücüm yetmedi. İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'la barışır mı? Barışır. Yani yanlış anlamayın. Ahmet Bey'le de nasıl aralarında problemler olduğunu sizler de biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ama evlattır. Et tırnaktan ayrılmaz. Ama Dilan barışır mı onu bilmiyorum. Şimdi şöyle bakın, Dilan da kötü bir kız ya da kötü bir insan falan değil. Biraz empati kurmak lazım. Hem doğru. İbrahim Bey açısından hem Dilan açısından olaylara bakmak kesinlikle lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani et tırnaktan ayrılmaz. Aynen. İbrahim Bey de bakın kızar, sinirlenir ama melek gibi de yüreği vardır. Ne olursa olsun affeder evlatlarıdır. Çünkü yani inanın onun yerinde başka birisi olsa belki şu anda köşesine çekilir, oturur, hiçbir şey yapmaz. Ama ben biliyorum ki İbrahim Bey hala evlatları için bir takım yatırımlar yapmaya çalışıyor. Onların geleceğiyle ilgili onlara bir şeyler bırakmaya çalışıyor. Bu konuşmalara birebir ben şahidim. O yüzden de ben zannetmiyorum çok küslükleri uzun sürsün gene de ya. Dilan Çıtak'la problem kira mıydı, ev kirası mıydı söylendiği gibi? Değil ya.
Yani Bilal Bey, onu ben açıklamayayım. Çünkü bunlar aile içi sırlar. Biz de aileden sayılırız. Bunları böyle söylemek şey olur. Onlar kendi açıklasın. Ama biliyorum ki ikisi de birbirini aslında çok seviyor. Ama ikisinin de o kadar huyları birbirine benziyor ki. Yani anlık böyle öfke patlamaları oluyor. Sinirleri kontrol edilemez hale geliyor. Kimin öfkesi patladı? Kimin öfkesi patladı? İbrahim Bey'in de Dilan'ın da. Peki kimin adım atması gerekiyor size göre? Yani şimdi şöyle, yani hep tabii bir şey vardır, hani küçüklerden adım beklenir. Evet. Ama şey, yani Dilan da zaten adım atmayacak ya da şey yürekli bir kız değil. Sadece biraz belki zamana ihtiyaç var. Bir şeyin zamana ihtiyaç var, biraz soğusun. Çünkü bir şeyler soğuduktan sonra, öfkeler oturduktan sonra affetmek ve normale dönmek daha kolay oluyor. Evet, İbrahim Tatlıses. Yine olacaktır yani. İbrahim Tatlıses çok yufka yüreklidir. Karıncalara ağlar bilirim ama gururlu da bir insandır. Yani evet. Kindar. Yok, kindar demeyelim de evladıyla Türkiye'ye bu konuda şey olduğu için, konu olduğu için gücüne gitmiştir elbette. Gurur yapmıştır. Dilan Çıtak da biraz baba huylu. Yani öfke patlaması yaşandığı zaman çekindiniz mi siz? Küslük olacağını hissettiniz mi? İkisine? Ben orada değildim. Evet. Ben yanlarında değildim. Bodrum'daydı, dediğim gibi hamilelik nedeniyle. Bu yıl zaten hiç gidemedim yanlarına. Ondan sonra geçen sene de aynı şekildeydi. Ben inanıyorum ki ben zaten orada olsaydım ya da birkaç kişi daha öyle yapıcı orada olunsaydı olaylar bu boyuta da gelmezdi. Durdurulurdu. Ama işte diyorum ya, insanların bazen çok hani sinirli, bir şeyleri yanlış anlayabileceği anlar oluyor ya. Sanıyorum ki öyle ufak bir öfke patlamasına maruz kaldılar. İnşallah da ki uzun sürmez, ben tahmin etmiyorum. Çünkü ikisi de çok iyi insanlar. İkisinin de yüreğini biliyorum. Tanıyorum da. Zannetmiyorum çok uzun sürmez Bilal Bey. Ya benim kendi kişisel sebeplerimden dolayı ayrılmam gerekti dediğiniz, evet, özetle. Ben çünkü yılların yol arkadaşlığı. Ayrıldım. Evet, bir de İbrahim Tatlıses yakınlarını hep etrafında isteyen bir kişi ve kolay kolay da kimseye güvenmeyen bir kişi. Size sağ öyle kolum demiş. Biz de dedik ki ya, bir menajerle dev bir sanatçı niye yolları ayırır? Yani birileri mi arasına girdi? Maddi sebepler mi vardı? Yok. Ne oldu da tamamen bir anda res çekildi dedik. Olayları, evet, yani şu hamileliği, evliliği. Şule Hanım'ın iddiaları da, evet, benim ailevi sebeplerim, evet, var. Ben benim böyle istedim tamamen diyor. Ayrılma sebebim hamileliğim ve bebeklerimi kucağıma almam. Çok ve zor bu bir hamilelik geçirmiş. Annemle baktığımız için iki kişiyiz, çok da zorlanıyoruz. Tamamen çocuklarımı düşünüyorum. Çünkü anne olduktan sonra farklı hisler ortaya giriyor. Doğru. İş ve paranın dışında o evlat sevgisi çok başka bambaşkaymış. Evet. Doğru. Rabbim olmayan herkese de nasip etmek, dua ediyorum. Sağlıkla. Evet, sağlıkla, evet, güle güle büyütün evlatlarınızı. Evet, ben hani şimdi o statüsü bir yanlarımın bana ihtiyacı var. Onları belli bir seviyeye getireyim. Zaten sonrasında ben de çok çalışma hayatına hani alışkın bir insanım. Doğru. Çok evde durabileceğimi ve şey zannetmiyorum ama çocuklarım da belli bir aya ya da belli bir yaşa gelene kadar inanın herhalde hiçbir şekilde hani iş hayatıyla ilgili bir bağım olamayacak en gibi duruyor. Yapıyorsun. Peki, Şule teşekkür Hanım ediyoruz Şule Hanım yayınımıza bağlandığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bana bir şans verdiniz. İyi yayınlar dilerim. Estağfurullah. Teşekkürler. Sağ olun. İbrahim Tatlıses'le bağlanıp kendisini ifade edebilir. Evet. İsmi geçen herkes, Dilan Çıtak dahil. Evet. Herkes bağlanabilir. Şimdi barışırlar mı konusunu konuştuk ya az önce. Evet. Hatırlıyorum, yine bu masada Ahmet Tatlı ve İbrahim Tatlıses'in gergin anlarını konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Demişti ki İbrahim Tatlıses, ben daha hayattayken gitti benim kasamı boşalttı benim oğlum ya işte Ahmet Tatlıses. İşte sinirliyken, beni dolandırdı demiş. O da gidip babasına akıl sağlığı yerinde değil raporu almıştı. Dedik ki artık buradan dönülmez. Mahkemeye vermiş. Bu baba oğul bir daha barışmaz dedik ki. Ben ne demiştim? Ölüm tehlikesi atlatınca tabii, ama barıştılar. Tabii, tabii. Hastaneye ilk koşan kim oldu? Ahmet Tatlı oldu. Yani adımı küçük attı ama burada. Yani, şimdi evet, şimdi şöyle bir durum Dilan'da var. Dilan da olur mu aynı durum? Ya olur, niye İddiaları olmasın? İddiaları çok büyük yani. Yani tacize olur, uğradım diyor. Bakın, psikolojik şiddete uğradım diyor. Şu an kaynayan bir kazan var. Hmm. Herkes de bu kaynayan kazana sağdan soldan odun atıp körüklüyorlar. Hmm.
Ben Dilan'ı gerçekten şöyle söyleyeyim, çok güçlü bir kadın Dilan. Ben dün kendisiyle bir saat konuştum. Hı-hı. Bir abla kardeş konuşması yaptık. Onu çok iyi anlıyorum, duygularını, ve yanındayım da her zaman. Şöyle söyleyeceğim. Ben de İbrahim Tatlıses'in yanındayım. Ne olacak? Tamam, özel sevginiz, ilginiz var. Tabii ki olun. Olmayın evet. Demiyorum yani. Şöyle bir şey. Evlat ve ebeveyn ve baba ilişkileri dönem dönem bozulabilir veya baba öfkelenir. Evladına her şeyi söyleyebilir ama yürekten söylemez. Söyleyemez. Sadece ağzı söyler. Şimdi Dilan gerçekten çok güçlü bir kız. Hayatın savaşında, ya yani bir hayat savaşı vermiş bir kız. Ve babasını çok seven, sayan da bir kız. Ama bir o kadar da dik ve duruşu olan bir kız. Şimdi, ama babasının yanında dik olmaması lazım. Hayır, ya. Öyle diklikten ya. Bahsetmiyorum. Nasıl yani? Şimdi onu anlamak lazım, empati yapmak lazım. Çok zor bir küçüklük hayatı geçmiş. Sonrasında babasını arayan kendisi değil, İbrahim Bey kendisini buluyor ve gel evladım diyor. Kendisi böyle bir taleple gitmiyor. Öyle mi? Tabii ki de. Hangisi konuda? Ya işte şimdi Dilan biliyorsun ki sonradan hani kabul edildi, işte aranıldı, sorundu. Dilan'dan evet. Böyle bir talep gelmiyor. İbrahim Bey'in kendisinden geliyor. En sonunda evlatlar kabul ederken. Kabul ederken evet. İbrahim, yani şimdi evet. Şöyle çok toparlamak istiyorum. Hı-hı. Çok da özelleri açmak istemiyorum. Bu iş tabii ki tatlıya bağlanır. Hı-hı. Tabii ki de baba kız arasına hiç kimse de giremez. Evlatlar arasına kimse giremez. Dediğim gibi biraz olayların soğuması lazım. Dilan'ın haklı olduğu konular var. Orada da bana konuştuğunda... Gerçekten ben de bir anne olduğum için, benim de bir kız evladım olduğu için onu çok iyi anladım. Ama dediğim gibi bir süreç, biraz böyle bir sakinlesin, sular durulsun, her şey düzeleceğine inanıyorum. Dilan Çıtak, baban yeni kalp ameliyatı oldu. Baban kalp hastası. Kalp ameliyatı oldu, başarılı geçti çok şükür, ama kalp ameliyatı olmuş insan kalp hastası demektir. Ben de kalp krizi geçirmiş bir insan olarak 14-15 sene evvel, ben de kalp hastasıyım. Çok şükür çok basit bir kriz geçirdim. Allah şifanızı versin. Yani, bundan sonra artık çok dikkatli yaşıyoruz hepimiz. Dolayısıyla ya, Allah'ın ne zaman bize o görevi tevdi edeceği, yanına çağıracağı hiç belli olmaz. Hepimiz için öyle, ama lütfen bir an evvel git babanın elini öp barış. Sen gurur yapmamalısın. Senden böyle bir şey olmaması lazım. Yani babandan bekleme bunu. Yani hemen en kısa zamanda yıka yüzünü, bak aynada kendine. Çeki düzen ver ve ondan sonra kararını al, bir an evvel babanın yanına git. Bir an evvel. Yani, İbrahim Tatlıses, sakın yanlış anlama. Hepimizden uzun yaşayın siz. İnat ve gurur kimseye bir şey kazandırmaz. Ya sadece işte zaman kaybı. İbrahim Bey'in evlatları arasında ki bu durum aslında adaletsiz dağılan şeyler var. Herkesin gücüne giden davranışlar var. Yani nasıl söyleyeyim, onu çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum kelimelerimi. Çünkü kimse üzülsün de istemiyorum. Ailevi konular, hassas konular. Ama... İbrahim Tatlıses mesaj yolladı arkadaşlar. Okumak istiyorum. Evet. Evet. Çok şaşıracaksınız. Ne diyor? İbrahim Tatlıses. İbrahim Bey. Ne diyor? Yani... okumak istiyorum ama bir yandan da sizin böyle bir durumda olmanızdan dolayı, bu düşüncede olmanızdan dolayı, sizin gibi bir insanın böyle bir psikolojiye girmesinden dolayı hakikaten çok üzgünüm. Sizin adınıza çok üzgünüm. Böyle olmaması gerekiyor. Böyle olmaması gerekirdi. Siz gerçekten pek çok insanın gözünde çok iyi bir babasınız İbrahim Tatlıses. Mesajı okuyorum. Madem Cem Çıtak diye yazılır, adam diye okunursa o zaman benim soy ismimden çıksın diyor İbrahim Tatlıses. Ya Dilan'ın yaptığı paylaşımı söylüyor. Yani ben, bir daha okuyorum. Ben biyolojik babamı değil, beni büyüten babamı kabul ediyorum demek istediği işte o paylaşımda Madem Dilan. Madem Cem Çıtak diye yazılır, adam diye okunursa o zaman benim soy ismimden çıksın diye mesaj yolladı İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses evet, Didem arkadaşımın söylediği gibi ya. Cem Çıtak... İbrahim Tatlıses'in manevi babası. Yanlış. Yani Dilan Çıtak'ın annesinin evlendiği, nikahlı
eşiydi ve İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak dünyaya geldikten zaten... sonra onun nüfusuna almadığı için gönül koymuştu Dilan Çıtak. Ve ta ki ne zamana kadar? Barışana kadar, babası onu nüfusuna alana kadar. Dilan Çıtak daha sonra İbrahim Tatlıses'i baba olarak bildi ve Tatlıses soyadını da ekledi arkasına. Resmi olarak da paylaşımlarında da ekledi, profillerinde de ekledi ama... geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'le bu problemi yaşadıktan sonra sosyal medyadan Didem Delen'in dediği gibi Dilan Çıtak bir mesaj yollamıştı, bir paylaşım yapmıştı. Cem Çıtak diye yazılır, adam diye okunur diye rahmetli manevi babasına gönderme yapmıştı. Annesinin nikahlı babasına. Hastanedeyken İbrahim Tatlıses, evet, üstelik. Ve İbrahim Tatlıses buna çok 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 üzülmüş belli oluyor. Ve şimdi bir tane daha mesaj yolladı İbrahim Tatlıses. Diyor ki İbrahim Tatlıses yine aynı şeyi tekrar etti. Benim soyadımı kullanmasın diyor. Ya zaten şu an kız kullanmıyor ki soyadını. Yani resmi olarak resmi oldu ama zaten kendisi böyle bir şimdi bir dakika, bu soyadı talebi Dilan'dan gelmemiş ki. Ona bir şekilde gel sana soyadımı vereceğim, vermek istiyorum diye kıza zorlanılmış. Ya zaten ben konuştum. Kayıtlarında var ya. Ya var ama kendisinden gelmemiş bu talep. Yine İbrahim Tatlıses'in kendisinden zamanında gelmiş. Gel soyadıma gir benim yok, diye. Yok, ben istersen değil. Kendi soyadını kullanabilirsin demiş İbrahim Tatlıses. Öyle bir zorunluluğu yok. Gitmiş kendi değiştirmiş soyadını. Ya kendi değiştirmiş de şimdi yani. De zaten kızcağız evli. O soyadıyla birlikte zaten İbrahim Tatlıses soyadını kullanmıyor ki. Ama faydalandı ama her neyi faydalandı? Dakika, faydalanacak dakika, evladı. Evladı. Arkadaşlar bir dakika. Sevgili İbrahim Tatlıses, lütfen yayına bağlanın. Evet. Bazı şeyleri açık açık konuşun, söyleyin, daha iyi anlaşılırsınız. 80 milyon bu konuda, 80 ki. Milyon bu konuda sizin tam olarak ne demek istediğinizi anlasın. Kafalar kendinizi karışık, daha iyi karışık ifade böyle. Edersiniz. Benim çok karışık zaten. Ben bizim de bir iki sorumuz olur size. Evet. Lütfen yayınımıza bağlanın İbrahim Tatlıses, bu konuya tam anlamıyla bir açıklık getirin. Çünkü biz babayla kızın hakikaten bu noktaya gelmiş olduğunu hiç tahmin etmiyorduk. Bir basit tartışma, biraz seslerin yükseldiği bir tartışma zannediyorduk. Sizin yayına bağlanmanızda kendinizi daha iyi ifade etmeniz anlamında yarar var İbrahim yani Tatlıses. Bazı aile üyelerinin sizi dolduruşa getirdiği iddiaları bile var. Yani çok fazla detay yani, var bu konuyla ilgili bize de ulaşan. Peki, çok fazla bilgi de var neden? Ama en doğru bilgi İbrahim Tatlıses'in kendisinde. İbrahim Bey'in, ama konuşmak İbrahim istemiyor İbrahim yani. Evlatlarınla olan bu her sene bir problemi neden? İbrahim Bey bağlanın, buna açıklık getirin. Neden? Bağlanın İbrahim Tatlıses. Siz yürekli insansınız. Hele ki evladınızla ilgili bir konuda size yapılan bir saygısızlık varsa ve buna üzüldüyseniz bağlanın ve kendinizi ifade edin İbrahim Tatlıses. Mesajla bir yere kadar. Vereceğiniz oluyor. Mesajı da biz burada yansıtmaya hazırız. Yani çünkü bu konu çok ciddi bir konu. Biraz da ailevi, ya özel içeriği, sebepler de var. İçeriği bizler de dikkatli konuşmaya gayret ediyoruz. Bildiğimiz bazı şeyleri ama de üslubunca söylemeye gayret ediyoruz. Ya bildiklerimin %2'sini şu an söyledim diyebilirim. Ama Dilan Çıtak o yaptığı doğru mu sence? Dilan'la alakalı yani? Bildik. Evet, %2'sini söyledim. Rahmetli, çünkü ben bir saat konuştum Dilan'la. Tamam da rahmetli. Aslında İbrahim Bey'e bir dakika sürpriz bir telefon bağlantımız var. Dilan Çıtak hattımızın ucunda. Günaydın. Günaydın Dilan. Günaydın Dilan Çıtak. Merhaba. Merhaba canım benim. Dilan Çıtak diyorum. Günaydın Dilan Çıtak. Tatlı ses demiyorum arkasından. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorsunuz. Çok doğru yapıyorsunuz. Öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Normalde ben dün Pınar ablayla konuştum. Evet. Hayatım boyunca öncelikle böyle bir magazin yayınında olmak hiç istemedim. Biliyorum, biliyorum. Ama artık... Çünkü ben dün Pınar ablaya da söyledim. Kendi duruşum ve olmak istediğim sanatçı kimliğime yakışamıyorum. Böyle yayınlara bağlanayım da konuşayım gibi durumları. Bizim yayınımızda öyle bir şey yok. Bizim yayınımıza bağlanmak ya, güzel bir şeydir. Ve ünlüler bizim ya, yayınlarımıza bağlanmak için gayret onunla ediyorlar. Onunla alakalı demiyor. Ama yanlış anlaşılabilir. Hayır, lütfen ne demek istiyorsanız açık olarak söyleyin. Senin ağzından dinlemek istiyoruz. Bizim kafamız çok karıştı Dilan. Neden buna şöyle noktaya geldi baba kız? Gerçek sebebi ne husumetinizin? Şimdi aranıza bakın, kimler girdi? Tamam, ben bu arada telefonun sesini kıstım ama televizyonun. Evet lütfen. Çok karışık duyuyorum ya. Nasıl konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Asla yayında. İbrahim Tatlıses. Bir dakika. İbrahim Tatlıses
2 dakika evvel geçtiği mesajda benim soyadımı kullanmasın dedi. Ne diyorsunuz? Ben bu bir kadar hiçbir zaman çok utmadım. Konuşursam da ortalık çok karışır diye. Benim sanatçı kimliğime çok zarar gelir diye hiç konuşmadım. Ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Benim çok özel bir babam vardı. Ben hastayken başımda sabaha kadar duran, okula bırakan, saç telime zarar geldiğinde ağlayarak baba diye aradığımda ortalığı yakan, eve girdiğinde babisko diye kucağına atlayacak kadar özleyip sevdiğim bir adamla büyüdüm ben. Ne yazık ki diğer çocukları İbrahim Bey'in böyle bir baba sevgisine maalesef vakıf olamadılar hiçbir zaman. Demin söylediğiniz baba Cem Çıtak'tı. Evet, onu da belirtelim. Evet. Onların adına üzülüyorum öncelikle. Geride kalan 6 kardeş gerçekten benim yaşadığım babalığı yaşayamadı. Ben şanslıyım. Bu yüzden de tabii ki Çıtak soyadını göğsünü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. O kültürde de büyüdüm. O adamı da siz olsanız benim yerimde mezarda bir adam silip atar mıydınız? Hamile bir kadını kabul etmiş, ona aşık olmuş ve onun kucağına doğmama sebep olmuş. Pardon, kendi öz babam onu kabul etmemişken, biyolojik babam ona sahip çıkmamışken, kendi çocuğu olmayan bir adam 25 yaşında futbol kariyerinin en iyi zirvesinde bir çocuğu kabul etmişken siz neden bahsediyorsunuz ya? Ya bunca yıldır artık bana uygulanan mobbingin, şiddetin farkında birazcık kimse değil mi gerçekten ya? Ağlıyor ben musunuz? Kendi kariyerimden vazgeçtim. Ağlıyor musunuz? Kariyerimden oldum. Ağlıyorum çünkü benim artık sinirlerim çok bozuldu. Evet. İnsanlar bilmeden çok konuşuyor. Bakın siz bir şey bilmiyorsunuz. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Ben almazsam ayıp olur, saygısızlık olur dediler. Artık gerçekten bu yapılan çok adaletsizce de ayıp bir şey. İsim vereceğim madem bu kadar konuştum. Benim bütün kariyerim İbrahim Bey'in sevgili eşim dediği tarafından hep engellenmeye çalışıldı. Kim o kişi? Ya bu kadar açık olmaya gerek var mı? Kim olabilir bu kişi ya? Ben ismini bile anmak istemiyorum kendisinin. Ama şu an diğer isimler de zan altında kalıyor. Kimden bahsediyorsun Dilan? Hayır, ben isim vermeyeceğim. Bunu herkes ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben asla da muhatabım değil o kişiler. Ben büyük bir mobbinge uğradım, uğruyorum. Benim artık canım çok burunda. Ben kimseye tatlı set olarak gitmedim. Kimseden talep istemedim beni çocuğum yap diye. Ben 20 yaşında bir öğrenciyken, hayatım boyunca müzik kariyeri olan bir çocukken, bakın Pınar abla çok iyi bilir, Bilal Bey. Evet, dinliyoruz. Ben bahar şenliklerinin, festivallerin aranan yüzüydüm. Hayatımda İbrahim Tatlıses yoktu. Hı hı, evet. Ben kendi caz gruplarımı kendim kurdum. Dilan Stap olarak kimse beni tanımazdı. Evet. Bir sürü yerde, yurt dışında, yurt içinde sahnelere çıktım. Ama bir gün İbrahim Tatlıses çıktı. Bir kızımdan icazet almadan, benim 13 yaşında bir erkek kardeşim var, televizyon öğrendi İbrahim Tatlıses yüzünden. Ben 20 yaşındaydım. Müzik kariyerim vardı. Dolu dolu bir hayatım vardı. Demedik ki ben böyle bir açıklama yaparsam bu insanların hayatını etkilerim demedi. Biz hepimizin sosyal hayatı olan insanlardık. Evet. Şimdi sen dedin ki ben psikolojik, Dilancığım, sen dedin ki ben psikolojik tacize uğradım, şiddete uğradım, çok zor bir çocukluk geçirdim dedin. Madem bunları yaşamışsın şimdiye dek, bu yaşına dek, neden şimdi konuştun? Niye şimdiye kadar sustun o halde? Çünkü bana iyi gelmiyor. Kendisi bana iyi gelmiyor. Çünkü kendisi sizinle, yani benimle baba kız olmak yerine beni gücümden, akıl gücümden, tabii ki mani ya da maddi gücüm değil, akıl gücümden, ona duyduğum saygıdan bir takım şeyleri böyle çok atıyorum. En basit örneği dün Pınar ablaya da söyledim. Yüksek bir kızım ben, dürüst bir kızım,
onu dışarıya karşı korumandan dolayı yanımda tutmak istedi. Ama farkında değil, yanımda tutarken sürekli bana yine isim vermek istemiyorum. Başka çocukları yüzünden mobbing uyguladı. Mesela atıyorum, isim vermeyeceğim. Fatma. Fatma'nın eli hangisi? Onu ona vermem lazım acil. Onu onun üzerine yapacağım acil. Bana git işte onu ayarla, bunu ayarla. Yahu bir dakika, sen Fatma'ya yıllarca... Fatma diyorum. Ben bir takma yüzünü taktım. Sen Fatma'ya yıllarca yaptın. Bana ne şimdi Fatma'dan? Bana niye bunu soruyorsun? Git Fatma'ya da. Fatma hani diye bir... Yani Fatma vermek istemiyor. İsim vermek kullanıyor. Bir dakika. Daha net konuşalım. Mobbing diyorsunuz. Nasıl bir mobbing uyguladı İbrahim Tatlıses size? Ayrımlarıyla. Evlat ayrımlarıyla mı? Evet. Bunu da açın lütfen. Nasıl bir evlat ayrımı? Bunu da açın lütfen. Bilal Bey, ben size soracağım. Benim buradan duyduğum, tabii ki ben bir bedel ödüyorum. Kariyerimden olarak. Çünkü bir kere siz... Sanatçı kariyerim. Evet, ben kariyerimden dolayı bir bedel ödüyorum. Nasıl bir bedel ödüyorum? Çıktı bir anda kendisi, İbrahim Tatlıses'in benim kızımdır, Dilan benim kızımdır dedi ya. O saatten sonra beyefendiyi seven kadar sevmeyen de çok. Bir sürü insan benimle ilk anlaşmasını feshetti. Yani, anlatabiliyor muyum? Aslında zarar verdi diyor. Bu ticaret hayatında bunun gibi şeyler çok yaşanır. Fatma dediğiniz Derya Tuna mı? Yok, ben evlatlarının adından bile Fatma Tuna'yla konumuz hiç bu değil Bilal Bey. Ben başka konumuz bir şeyden bahsediyorum. Derya Hanım değil. Peki. Evlat ayrımından bahsediyorum. Evlat ayrımında size öyle gelmiş olamaz mı hanımefendi? Siz öyle anlamış olamaz mısınız? 30 senedir aileden kopuk olduğunuz için. Ama bir babaysanız elinizi vicdanınıza koyun. Buyurun. Ve öyle konuşun. Lütfen. Ben bir babayım. Bana öyle gelmiş olamaz. Türkiye'nin %80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Peki İbrahim Tatlıses'in evladı olmanız için... Ben çok rahatım. Bakın Bilal Bey, ben çok şükür maddi olarak da rahatım, manevi olarak da rahatım. Benim maddi bir talebim şu an için yok. Tabii ki ben hizmetini dedim, tabii ki mirasçıyım. Bununla da ilgili kimseye asla hiç açıklama yapmak zorunda değilim. Tabii ki mirasçısınız. Ama sen bir gün bir anda Bilal benim kızımdır dedim, tabii ki bunun bir bedeli olacak, bu ayrı. Fakat İbrahim Bey şu an 11 yaşında bir kız çocuğu var Elif Ada. Siz Elif Ada'nın psikolojisini biliyor musunuz? Siz Elif Ada'yı İbrahim Bey'in yanında gördünüz mü? Çocuk babasıyla konuşamıyor bile. Babasının yanındayken... Neden konuşamıyor Dilan? Korkuyor mu babadan? Korkuyor mu babadan? Tabii ki korkuyor, çekiniyor, korkuyor. Neden? Çocuk, yani babası ona geldiğini bir öpeyim dediği zaman bile gözlerini kapatarak, çekinerek gidiyor babasını öpüyor. Ben dün babamın 1 yaşında... Yanında çalışan kızın, 8 yaşında yanında çalışan Tuğçe Korkmaz isimli, şimdi de onun karısı gibi sahip çıkmış bir kızın çocuğunu rahat havuzuna yüzmesine sahip oldum. Elif Ada o havuza bir kere giremedi. Sizin haberiniz var mı? İbrahim Tatlıses bir mesaj yazdı şimdi. Onu okuyacağım. Reklama mı gideceğiz? Daha vaktimiz var ha. Belki bir kere girmiştir. Gönlü rahat bir kere o çocuk gelip babasına tımarıklık yapamadı. Siz bahsediyorsunuz burada ama beni getin. Ben 19 yaşına kadar bir babayla büyüdüm. O şefkati aldı mı? Bunun travmalarını, yaşayacağı travmalarını hesabına verebilecek mi? Bakın benim bugün buraya bağlanmamın tek sebebi artık bunlarla uğraşmaktan çok sıkıldım. Adımın anılmasında İbrahim Tatlıses'ten herhangi bir müzik kariyeri adına bir şey beklemememden dolayı buraya bağlanıyorum. İbrahim Tatlıses'in mesajı sizi çok ilgilendiriyor. İbrahim Tatlıses'in mesajını okumak istiyorum müsaadenizle. Dilan Çıtağ'ın tek derdi İdo Bey'dir. Aa. İbrahim Tatlıses'in mesajı. Tabii ki İdo Bey. Çünkü annesi peşini bırakmıyor. Derya Hanım yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Tabii ki İdo Bey. Nasıl yani? Ya bakın istediğim gibi İbrahim Tatlıses'le uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses'le uğraşmaya kalkarsanız böyle ayağınıza dolanır. Ben bu yüzden bugüne kadar bağlanmadım. Çünkü kendisi çocuğuyla gibi konuşmuyor. Evet. Kendisi karşısında bir düşmanı var. O zaman Tuna anlatsın. Neden Derya Tuna babam hastanede ameliyat olmadan önce buradaki 6,5 milyon euroluk arazinin imzasını bana ver, ben hallederim.
derdi para? Hani diyorlar ya dinlerce sana derdi para. Hangimizin derdi para acaba? Konuşulsun o zaman madem bunlar. Derya Tuna mı? Evet. Bu kadar konuşulsun. Bunu da bilmiyorum diyen vicdanıyla konuşmuyordur. Bu çok büyük bir iddia. Dilan Çıtak Tatlıses, evet, Derya Tuna da yayınımıza bağlanıp kendini ifade edebilir. Bu çok ciddi bir iddia. Buyurun abim orada. Buyurun herkes orada. Kime isterseniz telefon açıp sorun. Yeter artık. Yani gerçekten yeter. Derya Tuna, İbrahim Tatlıses kalp ameliyatına girmeden önce 6,5 evet. milyon liralık arazinin imzasını evet. attırdı dediniz. Ve ilk defa İbrahim Tatlıses orada aklı başına getiriyor ki ben daha ölmedim diyor. Ben daha ölmedim demiş. İbrahim Tatlıses. Ben daha ölmedim dedi. İbrahim Tatlıses. Ya bu artık mahallik. Ben dün Pınar abla. Canım. İbrahim Tatlıses'in bir mesajı var. Reklama mı gidiyoruz? Mesajı birazdan okuyalım. Dilancığım, bir reklama gidiyoruz. Dilan bağlanacağız tekrar. Hemen geliyoruz.